Bugünkü programımız Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Ayşenur Kurtoğlu ve Kurucu Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Eza Tarhan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından Tasavvuf Enstitüsü Öğretim Üyemiz, aynı zamanda Tasavvuf Kültür ve Edebiyat Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Emine Yeniterzi moderatörlüğünde panelimizi gerçekleştirmiş olacağız. Panel programımızda Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Sayın Esin Bayro Çelebi ve nörobilim araştırmacısı Sayın Sevil Civelek konuşmacı olarak katılacaklar. Sayın konuklarımız, şimdi sizleri başta olan Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. Misafirlerimiz, şimdi sırada kurumsal filmimiz bulunuyor. Buyurun birlikte seyredelim. Biz her şey insanı anlamakla başlar dedik ve bu gayeyle yola çıktık. Türkiye'nin davranış bilimleri alanındaki ilk tematik üniversitesi olarak kurulduğumuz 2011'den bu yana kısa zamanda uzun mesafeler kat ettik. Bugün ulusal ve uluslararası ölçekte çağdaş, donanımlı, araştıran, bilim üreten ve ülkemizi parlak yarınlara taşıyacak nesiller yetiştiren bir üniversiteyiz. İstanbul'un kalbi Üsküdar'da, farklı noktalardan kolaylıkla ulaşılabilen yerleşkelerimizde öğrencilerimizin kampüs deneyimini şehrin dinamik temposundan kopmadan yaşamasını sağlıyoruz. 5 fakülte, 1 sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ve 5 enstitümüzde hepsi alanlarında yetkin, 1000'e yakın güçlü akademik ve idari kadromuzla 4 temel ilkemiz olan eleştirilebilirlik, özgürlükçülük, çoğulculuk ve katılımcılığı yüksek öğretimin her alanında uyguluyoruz. Farklı bölüm ve programlarımız için özel olarak donatılmış, yapay zekadan farmakogenetiğe kadar pek çok farklı alana yönelik 50'ye aşkın laboratuvarımız, TV ve radyo stüdyolarımız, ileri teknolojiye sahip dersliklerimizle öğrencilerimize teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak sunuyoruz. Tıp, sağlık bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri, iletişim, insan ve toplum bilimleri alanlarındaki lisans ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ön lisans programlarımızın yanı sıra bağımlılık ve adli bilimlerden tasavvuf araştırmalarına kadar farklı branşlara yönelik yüksek lisans ve doktora programlarımızla birlikte toplam 20 bini aşkın öğrencimizle yüksek öğretimde çığır açmaya devam ediyoruz. Dünyaya yaklaşmak ve dünyayı değiştirmek için genç fikirleri istikrarlı, uygulanabilir ve sürdürülebilir analitik platformlarda
da bilimle buluşturuyoruz. Akademik yıl içinde düzenlediğimiz yüzlerce ulusal ve uluslararası çaptaki etkinlikle öğrencilerimize farklı bakış açıları kazandırıyor, üniversite kültürü ve pozitif psikoloji gibi derslerle kişisel gelişimlerini çağdaşlarından bir adım öteye taşımayı amaçlıyoruz. Ayrıca Üsküdar Üniversitesi'nde aktif şekilde faaliyet gösteren 80'i aşkın öğrenci topluluğuyla genç Üsküdarlılara sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki yeteneklerini de en iyi şekilde geliştirme imkanı sunuyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz geniş kapsamlı etkinliklerle kurumsal çalışmalarımızı sosyo-kültürel alanlara da yayıyoruz. Liseli gençlere proje kültürünü kazandırmayı amaçladığımız Türkiye'nin ilk bilim ve fikir festivali, unutulmaya yüz tutmuş 24 altın değer ekseninde düzenlediğimiz yüksek insani değerler ödüllerinin yanı sıra Mutlu Yuva, Haydi Tut Elimi Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarıyla da sevgi ve güven dolu bir gelecek inşasına katkıda bulunuyoruz. Nöromodülasyon tedavileri, nörogenetik çalışmaları, otizm, şizofreni, Alzheimer araştırmaları, biyoteknoloji ve tıp, sağlıkta sanal gerçeklik programları ve kişiye özel tedavi yöntemlerinden oluşan ARGE odaklarımızın yanı sıra Brain Park, Silikon Türk Teknopark gibi teknolojik inovasyonlarla bilimsel çalışmalarda öncü rol üstleniyoruz. Erasmus ve Erasmus Plus programlarında kültürler arası paylaşım imkanlarıyla Üsküdarlı olmanın ayrıcalığını küresel platforma taşıyor, dünyanın 80 ülkesinden 1000'i aşkın uluslararası öğrencimizle farklı medeniyetleri Üsküdar'ın bilim çatısı altında buluşturuyoruz. Faaliyetlerimizi yürütürken kaliteden hiçbir şekilde ödün vermiyor, bu yöndeki çalışmalarımızı Pearson, FEDEC, ISO 9001 gibi akreditasyonlarla taçlandırıyoruz. Nörobiyoloji, bilişsel tıp ve beyin araştırmaları alanındaki çalışmalarımızla UNESCO TWES'in mükemmeliyet merkezi olarak tayin ettiği tek Türk üniversitesi olarak kalite standartlarımızı uluslararası boyutta da sürdürüyoruz. Kurucu rektörümüz Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde G20 zirvesine ev sahipliği yapan ilk ve tek Türk üniversitesi olarak beyin konusundaki çalışmalarımıza küresel çapta devam ediyoruz. Tıp fakültemizde geleceğin bilgili ve donanımlı hekimlerini yetiştirirken uygulama ve bilim ortağımız NP İstanbul Beyin Hastanesi'nin yanı sıra üniversitemize bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren NP Fener Yolu ve NP Etiler Tıp Merkezimizde geniş uygulama ve staj olanakları sunuyoruz. Gayemiz insanı anlamak. Dünyanın bir insanla değişebileceğine inanmak. Çünkü insanı anlarsan eğer dünyayı anlarsın ve değişimi başlatırsın. Türkiye'nin beyin üssü Üsküdar Üniversitesi. Evet, sayın konuklarımız, sırada açılış konuşmaları olacak. Açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz ve öğretim üyesi Sayın Ayşenur Kurtoğlu'nun kürsüye teşriflerini arz ediyorum efendim. Sayın Rektörüm, sayın konuklarımız, çok kıymetli misafirlerimiz, bugün bizi yalnız bırakmadınız, teşrif ettiniz toplantımızı. Çok teşekkür ediyorum. Hemen bir konuya girmek istiyorum. Üst Çözüm Merkezi madem, Sayın Esin Çelebi Bayru hanımefendinin Çelebi soy ismini öne alarak ikazda bulunması fevkalade değerindeydi ve bizim için de çok anlamlıydı. Eşinin soyadından önce ailesinin soyadını bu kadar önemsemesi ve bize de bir örnek teşkil etmesi bakımından güzel bir örnekte teşekkür ediyoruz. Efendim bizim merkezimiz Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi. Bu dönem bir çözüm odaklı kadın konuşmaları serisini başlatıyoruz ve ilk programımızda da sevgili Esin Çelebi Bayru hanımefendi bir bereketiyle bu işi başlatacak. Bunun yanında da inşallah Üsküdar Üniversitesi Radyosu'nda da bizim programlarımız başladı. Şu an zannediyorum 8 tane güzel kıymetli bir kaydımız oldu konuklarımızla. Ben fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Bugün dünyaya sevgiyi öğreten
Mevlana Hazretleri'nin torunuyla ve çok kıymetli büyüklerimizle, Nevzat Tarhan hocamız biliyorsunuz bu konuyla ilgili psikolojik anlamda Mesnevi'den faydalandı, kitabı var. Sonra Emine Yeniterzi hocamız zaten bu konuda çok uzman kişi. Sizler de bu işi gönüllü, sevgiyle dolu insanlar olarak bugün buluştuk. Çözüm Odaklı Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nin hemen bir iki daha şeyinden bahsedeyim, ondan sonra ben çekileyim. Şu an bizim Türkiye'nin, yani biraz sosyoloji tabii disiplin olduğumuz için bir elimiz tarihte, bir elimiz bugünde ve coğrafyayı da böyle dolaşıyoruz. Henüz daha yeni hafta sonunda Yörük Köyü'ndeydik. Yörüklerle bir araştırmamız var. Burada da yine ekibimizden sanatçı arkadaşımızla birlikte oradaki hayatın ne kadar, muhafazakarlığı ne olduğunu orada bize oradaki köylüler öğretiyorlar. O çok güzel tespitlerimiz oldu. Bir yandan ülkemizin farklı farklı yörelerine, bir yandan göçle alakalı yine Suriyelilerle, kadınlarla ilgili göç projeleri, onlara tanıklık etmek üzere bir Adana ile ilgili çalışmamız oldu. Sonra günümüzde burada yine taksici esnafıyla kadın, onların gözünden kadınları nasıl algılandığı şeklinde bir araştırmamızı yürütüyoruz. Sonra yine Fatih'te, geçmişim benim Fatih'te olduğu için özellikle kültürel dokusu, kimlik dokusu değişen bir semt olarak biraz da üzülerek seyrettiğim Fatih'te kadınlar cephesinden ve esnaf cephesinden nasıl bir değişim var Suriyeli göçüyle birlikte. Bir de öyle bir çalışmamız var. İnşallah bunların hepsi yayınlanacak. Uluslararası bir sempozyumda da bu şeyi anlatacağız, çalışmalarımızı. Ben sevginin sultanı, dünyaya aşkı öğreten çok değerimiz, dünyada en çok biliyorsunuz satılan ve okunan Mevlana Hazretleri'nin hikayelerinde sembolik, sembolizm, neler, arketipler konusunda niye böyle bir programı seçtik? Hemen onun hikayesini anlatayım. Sevgili Esin Bayru hanımefendi ile bir görüşmemiz vardı. Esin Sevil Hanım da o gün oradaydı. Dedim ki kaçmayın, kendisi nezaketen baş başa bırakacaktı. Dedim ki sizi tanıştırmak istiyorum. Sevil Hanım da özellikle söylemek isterim. Yaşı yani öğrenci yaşının çok üstünde olmasına rağmen fevkalade ilim aşkıyla uğraşan birisi ve çok kıymetli buluyorum bu anlamda. Böyle bir buluşma oldu. İkisi kendi konusu masal ve masal beyin kesişimde bir Profesör Sinan Canan Hoca ile bir çalışması var. Çok kesişti konuları. Dedik ki biz bunu bir program olarak görmek istiyoruz. Lütfeder misiniz? Onlar da kabul ettiler. Ben şimdi bundan sonra sözü çok kıymetli projektörümüze bırakıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkürler efendim. Evet, Ayşenur Kurtoğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Deniz hocamız da olacaktı. Rahatsızlığından ötürü aramızda bulunamadılar. Bunu da sizlere belirtmek isterim. Şimdi açılış konuşmalarıyla devam ediyoruz. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum efendim. Üst Çözüm Merkezi'nin değerli müdürü Elif Hocam ve Esin Çelebi hocalarımız, sevgili katılımcı, hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim böyle program için bir araya geldiğiniz için. Ben bu Hazreti Mevlana ile ilgili konu açılmadan hemen bir şeyi söyleyeyim. Deniz Hocam gelemedi. O geçen sene biz Oxford'a gitmiştik. Oxford'da böyle politik psikoloji ile ilgili bir toplantı vardı oradaki kolejlerden birisinde. Biz Lord Alderdice'a bizi geçen sene şu anda Lordlar Kamerası üyesi, geçen sene Fahri Doktor'a vermiştik. Fahri Doktor'a verdikten sonra giderken benim İngilizce'ye çevrilmiş Mesnevi Rumi Terapi ismi İngilizce'deki adı, o kitabını vermiştim. Uçakta okumuş. Bayağı onun hoşuna gitmiş. Onun için Oxford'da bizi çağırdı. Bizim toplantı yaptığımız yer de orada böyle tasavvuf, dini kalıç diye geçen, böyle religion kalıç çalışmaları yapan bir yer. O yani Oxford pek ortak olmuyor dünyada hiçbir yerle. Onun üzerine bizim bu tasavvufla ilgilenmemiz, bu kitap
Müzedeki Tasavvuf Araştırma Enstitüsü olması ilgisini çekti. Şimdi Mayıs ayında, 2-3 Mayıs yanılmıyorsam bize gelecekler buraya. Konuda şey bu. İşte bu özellikle Mevlana'nın öğretisinin dünyaya ne kazandırdı? Anlaşmazlık çözümüyle ilgili çalışan zaten merkezin adı da şey Intractable Conflict Resolution Center diye geçiyor. Yani böyle zor sorunları çözme merkezi oradaki yapı merkez. Burada Mevlana nasıl o bulunduğu asırda her türlü kültürden insan var. Yani niye o insanları da böyle nasıl bir çözüm bulmuş da bir diyalog oluşturmuş. Çok ilgisini çekiyor. Hatta o hani Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü var. Diyor ki kar taneleri diyor nasıl birbirine çarpmadan yol almanın mümkün olduğunu bizler anlatmıyor mu diyor. Mesela kar düşerken hiç birbirlerine kavga etmeden yol alıyorlar. İnsanlar bunu niye yapamıyor? Mesela Aşık Veysel'in de böyle güzel bir sözü vardır. Diyor kurtla köpek aynı dili konuşsaydı hiç kavga ederler miydi diyor. Yani burada diyalog var. Yani ortak alanlarda iletişim kurmak var. Bu da aynı Anadolu irfanı. Hazreti Mevlana bunun temsilcisi burada. Temsilcisi. Bu mana şu anda dünyada çok ihtiyaç var buna. O kadar çok ihtiyaç var ki yani hani susuz toprak suyla karşılaşınca ne olur? Biz bütün bunu anlatamadığımız için dünya görmüyor. Emin ol buna ihtiyacı var. Küresel barışı ne yapsan sağlanamıyor. Parayla sağlanamıyor, güçle sağlanamıyor. Medyayla, propagandayla sağlanamıyor. Yani şu anda dünyadaki şu küresel güçler, göçler, yani batıya, yoksul ülkelerden batıya göç vardı. Bunun benzerini orta çağda Doğu zengindi. Haçlı seferleri adı altında, dini seferler diye aslında ekonomik seferler yaptılar. Zenginleşme seferleriydi onlar hepsi. Bu gibi yani şu anda da Afrika'dan vesaire Avrupa bunalmış durumda bu göç tehlikesine, korkusuna karşı. Bunun için yani dünya barışına doğru bir ciddi talep oluşmaya başladı dünyada. Ya 3. Dünya Savaşı çıkacak ya da küresel barış olacak. Küresel barış içinde çok önemli bir figür şey Hazreti Mevlana. Ve bu sene Birleşmiş Milletler Farabi şey yaptı. Yine bu yıl Farabi yılı ilan etti. Onu da bizim gündemimize almamız lazım burada. Parantez arasında bir iş çıkarıyorum hemen. Unutuyorum sonra yoksa. Evet. Burada yani bu şekilde bu Hazreti Mevlana'nın bu şekildeki kimliğini bu zamanda yaşatabilmek çok şey ihtiyaç var. Dünyanın ihtiyacı var. Ya yani bizim bu konuda belki çok farkında değiliz. Hani denizdeki yüzen balıklar gibi yani hiç derya içindedir, deryanın farkında değillerdir. Yani biz halen de bizim Anadolu insanımız Hazreti Mevlana'nın farkında değil ama eskiye göre çok mesafe alındı tabii. Bizim okuduğumuz dönemlerde, liselerde vesaire Hazreti Mevlana'nın adı geçmezdi kitaplarda. Yani Shakespeare'in adı geçerdi, şeyin geçmezdi. Öyleydi maalesef yani öyle bir dönemler kendi değerlerimizi terk ederek Batı kültürünü üstün kültür görüyorduk. Üstün kültüre öykünmek lazım, onu taklit etmek lazım. Biz eksiz diyerek bizde bir eksiklik duygusu, değersizlik duygusu oluşturularak olan bir eğitim sistemimizin içerisinde biz sorgulayarak çıkmamız gerekiyor burada. Yani kutunun dışına çıkmamız gerekiyor, sistemi sorgulamamız gerekiyor. Ve bunu şimdi yapabilmemiz önemli. Daha önce de söylemiştim bu Mesnevi Teravih kitabının yazılma sebebi aslında en önemli 2009'da Mutluluk Bilimi diye bir kongre yapıldı şeyde. Seligman ve ekibine pozitif psikoloji biliminin kurulması şiddet artmış, suçlar artmış, cinayet artmış, boşanma artmış, intihar salgını var. Böyle bir durumda çözüm nedir diye Penn State Üniversitesi'nde Seligman ve ekibine 5 milyon dolarlık grant veriyorlar, hibe. O hibenin sonunda bir 2009'da kongre yapılıyor. Kongrenin adı da Mutluluk Bilimi. Ben baktım, bütün o inceledim. İşte minnettarlık eğitimi, bağışlayıcılık eğitimi, uzlaşmacılık vesaire Mevlana'dan almışlar. Sistematize etmiş, metodoloji geliştirmişler. Bize bilim diye sunuyorlar. İyi ki de sunuyorlar. Yani iyi ki de sunmuşlar ama referans vermiyor. Bu Batı'nın hastalığı maalesef. Referans vermemişler. Onun üzerine ben
Yani zaten merak araştırma konusu vardı. Ben Batı zihnine uygun olacak şekilde Mevlana'nın kullandığı metaforları analoji yoluyla terapide kullanma yöntemini o kitapta seçtim. Oradaki metaforlar var, çeşitli hikayeler var. O hikayelerden birini alıyorsun, yaşadığımız günlük olayla mukayese ediyorsun analoji yöntemiyle. Oradan hareketle bir kişi kendi kendini rahatlatıyor, farkındalık oluşuyor, korkularını gideriyor, kendine güven oluşturuyor, bir terapötik etki yapıyor burada. Yani bunlar bu kitapta bunu yapmaya çalıştık. Ciddi beklediğimizden daha çok ilgi görünce Yunus terapi şeklinde, aşk terapi şeklinde devam ettirdik. Burada ben Hazreti Mevlana'nın kitabın başarısından çok Hazreti Mevlana'nın sanki manevi şahsiyetinin tasarrufu gibi düşünüyorum tabiri caizse. Yani onun varlığının tasarrufu gibi. Yani buna bu zamanda ihtiyacı da tekabül ediyor. Bu nedenle bu çalışmaları bizim yapmamız gerekiyor. Yani gençlere bunu anlatabilmemiz gerekiyor. Öğrenciler arasında bununla ilgili kulüp çalışmaları yapılması gerekiyor. Yani öğrencilere bir Mevlana biraz fazla geliyor gibi olabilir ama insan bir derde düştüğü zaman öyle bir anlıyor ki dert insanı pişiriyor, olgunlaştırıyor. Akıllı insan derde düşmeden o doğruları bulur. O zaman Allah niye dert versin ki zaten sana? Değil mi? Doğrulardan dert. Yani dert istemiyorsan, eğer hayatta iki dünyada mutlu olmayı istiyorsan, ki bunun zaten İslamiyet'teki temel öğreti de bu. Bak tavaf, hacca gidenler bilir. Tavafın en sonunda dua var. Bir de namazın son, rekatın sonunda bir dua var. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahiret haseneten. Yani iki dünyada güzellik isteme Allah'ım diyor. İki dünyada güzellik. Yani ahiret güzelliği demiyor. Yani bu Müslümanlara bu dünya cehennem, öbür dünya cennet değil. İki dünyada da cennet olabilir. Yani ve duanın sonunda da onu istetiyor. İki dünyada da güzellik istetiyor. Şimdi burada biz iki dünyada güzellik oturduğumuz yerden olmuyor ki. Çabalayacağız, gayret edeceğiz. Eğer gönlünde, kalbinde ilahi rıza varsa hedef olarak, yani sadece Allah'la kalbi bağını kurabiliyorsan dünya işlerini yaparken, o işlerin sadaka oluyor. Mesela en son öğrendiğim şey, tevazu ibadet sayılıyormuş. Hadis-i şerif var ya. Yani Allah rızası için yaptığın zaman o bile ibadet, sadaka ibadet sayılıyor. Yani günlük normal rutin kişisel gelişimini, kalbini istikamette tutarsan normal dünyevi işler bile ibadet gibi oluyor. Böyle bir dün var. Bütün iş o şeylere dikkat edeceksin tabii. Yani buradaki dini duyarlılıklara dikkat ederek hareket edebilmek önemli. Kimse de kusursuz değil zaten. Muhakkak hatasız insan olmaz. Hepimiz hata yapabiliriz. Yani en güzeli Hazreti Ömer'in bir adaletinin niye Hazreti Ömer bu kadar adil diye biliniyor diye biraz araştırırken şey gördüm. Hazreti Ömer bir karar verdiği zaman yanlış bir karar olduğunu başkasından bir haber gelip öğrendiği zaman ben bir defa karar verdim dönmem demiyor. Hemen kararını değiştirip doğru olanı yapıyor. Yani ego yapmıyor orada. Hakikat neyse ona hareket ediyor. Yani bu şey öğretisi böyle. Yani İslam öğretisi böyle, Kur'an ahlakı böyle. Bunun için biz Kur'an ahlakını bu günümüzün insanlarına anlatabilmek, gençlere anlatabilmek için Mevlana çok güzel ayna bize. O aynayı harekete geçirebilmek. Bu nedenle yani Işın Çelebi hanımefendiye bize bu destekleri nedeniyle hem de tasavvuf araştırmaları ekibine hepsine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Bizim başka bir program var değil mi? Oturup dinlemek isterdik ama maalesef kayıtlardan dinleriz. Kaydı alınıyor. Peki çok teşekkür ederim. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nevzat Arhan hocamıza bu güzel konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz efendim. Hocamız başka bir programı nedeniyle aramızdan ayrılıyor. Bir hatırlatmayı yapmak isterim. Özellikle Ayşenur hocamın bu hatırlatmayı yapmak istediğini de belirtmek isterim. Türk ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, Üsküdar Üniversitesi de Fahri Doktora takdiminde bulunmuştu geçtiğimiz yıllarda kendisine. Bu programa özel Hazreti Mevlana konulu ebru çalışmalarını da bizlerle paylaştı. 40'ın üzerinde yanılmıyorsam. Onları da panelimiz esnasında arka fonda görebileceğinizi de belirtmek isteriz. Teşekkür ediyoruz kendilerine.
Değerli konuklarımız, panelimizi modere etmek üzere Tasavvuf Enstitüsü öğretim üyemiz Profesör Doktor Sayın Emine Yeni Terzi sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Ardından değerli konuklarımız Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Sayın Esin Çelebi Bayru hanımefendiye ve nörobilim araştırmacı Sayın Sevil Civelehi yine masaya davet ediyorum. Çalışmalarıyla ilgili notlar var elimde. Onları da efendim izninizle sizlere arz etmek istiyorum. Esin Çelebi Bayru hanımefendiden başlamak üzere. Hızlıca tabii ki çok fazla ama biz biraz özet sizlere aktaracağız. Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi 2 Nisan 1949 tarihinde Halep'te dünyaya geldi. İlk orta ve lise tahsilini İstanbul Özel Işık Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Fars Filolojisi bölümünden tahsil gördü. 1996 yılında kurulan Uluslararası Mevlana Vakfı'nın başkan vekili oldu. Vakıf bünyesinde hazırladıkları iki önemli projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığı ile UNESCO'ya sundular. Sema ve Mevlevi Müziği'nin insanlığın sözel kültür mirası başyapıtı seçilmesine, 2007 yılının Dünya Mevlana'yı anma yılı ilan edilmesini kendileri sağladılar efendim. Yapılan çalışmalar neticesi vakıf UNESCO tarafından akredite edildi. Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü danışmanlığını da yapan Esin Çelebi, babası Celalettin Bakır Çelebi'nin konferans ve sempozyum bildirilerinden oluşan Hazreti Mevlana Okyanusu'ndan ve Mevlevi, Adab, Erkan, Sema ve Musiki konusunda saha bilimleri adamları tarafından kaleme alınan yüzyıllar boyu Mevlana ve Mevlevilik ile yurt dışındaki yabancı Mevlevi kitabı ve gelirini Uluslararası Mevlana Vakfı'na bıraktığı Evet, Aşk Güzel Şeydir isimli kitabı çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleriyle söyleşileri bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası TV programlarına, yurt içi ve yurt dışı dışındaki çeşitli üniversite ve okullara da konuşmacı olarak davet edilmekte. Hazreti Mevlana'yı, onun evrensel fikirlerini, örnek yaşam tarzını ve edep yolu olan Mevlevi kültürünü anlatmaya gayret sarf etmektedir. Mayıs 2011 tarihinde Dünya Birliği barış ve adalet konularında yaptığı çalışmalar ve katkılarından dolayı Berkeley, California Start King's School, Ford Ministry tarafından ABD'de Fahri Doktora unvanı verildi. Esin Çelebi evli, iki kız ve bir erkek, 3 torun sahibidir efendim. Hoş geldiniz. Sevil Civelek hanımefendiden de bahsetmek istiyorum. Yıllarca sürdürdüğü anne eğitimi çalışmaları için emekli olduktan sonra Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümünü bitirdi. 2019 yılında Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Dalı'nda Nöronlar Şema Oluşumu, Arketipler ve Masallar konulu tezini Profesör Doktor Sinan Canan danışmanlığında yüksek lisansını bitirdi. Çalışması kitaplaşma aşamasında, tez vakitte inşallah bizlerle de buluşur. 2010 yıllarından itibaren çocuk edebiyatı okuma atölyesi çalışmalarına katıldı. Atölye çalışmaları halen devam etmekte. Halen çeşitli sivil toplum kuruluşlarında bebeğinlere yönelik çocuk eğitimi ve gençlere yönelik çalışmaları da devam etmektedir efendim. Hoş geldiniz. Emine Yeni Terzi hocamızı tabii ki aktarmak isterim ama şimdi moderatörlüğünde kendisine sözü takdim ediyoruz efendim. Buyurunuz. Vakt-ı şerifler hayır olsun, hayırlar feth olsun, şerler def olsun diyerek başlayalım efendim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün iki değerli misafirimiz var. Onlarla birlikte Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde anlattığı hikayeler üzerinden bir söyleşi gerçekleştireceğiz inşallah. Hazreti Mevlana'yı biraz önce Sayın Rektörümüz de ifade ettiler. Günümüzde bizim ihtiyacımız çok daha fazla. Dünyanın da ihtiyacı fazla. Ülkemizin de, şehrimizin de, ailelerimizin de, bizlerin de. Hepimizin ona ihtiyacı çok. Hazreti Mevlana hep dünyaya aşk öğreten insan, gönül insanı diye tanınıyor. Bize insan olmayı öğreten bir gönül sultanı Hazreti Mevlana. Günümüzde insana bakıyoruz, artık teknolojide, iletişimde, tıpta, her alanda muazzam yenilikler, buluşlar,
yapmış durumda. Uçakları görüyoruz, denizaltıları görüyoruz, haberleşme ile ilgili konuları görüyoruz, nanoteknolojiyi görüyoruz. İnsan her tür mühendislikte gerçekten zirveleri aşmış. Ama insan mühendisliğine geldiğimiz zaman henüz insan olmayı becermekte biraz sıkıntımız olduğu açık. O yüzden Hazreti Mevlana'yı bizim okumamız, öğrenmemiz gerekiyor. Hazreti Mevlana'nın eserlerini okuyun dendikçe insanların şöyle bir korkusu oluyor. Okursak anlar mıyız? Ya bu kadar hacimli biz bunları nasıl okuyacağız? İşte bugün belki bu söyleşimizin sonunda Hazreti Mevlana'yı anlamanın ne kadar zevkli olduğunu ve onu okudukça anlayabileceğimizi ve ondan çok şey öğrenebileceğimizi, bu bilgilere çok ihtiyacımız olduğunu belki bir nebze üstüne basarak ifade etmeyi düşünüyoruz. Ben sözü çok fazla uzatmadan öncelikle Esin Çelebi'me dönmek istiyorum. Sayın Çelebi, Hazreti Mevlana Mesnevi'de birçok hikaye anlatmış. Kendisi bundan çok memnun da değil. Ama niçin hikaye anlattığını bize gayet güzel izah ediyor. Niye bu yolu tercih etmiştir acaba? Efendim, Hazreti Mevlana diyor ki ben şair değilim. Ama bulunduğum ortamda şiir seviyorlar, hikaye seviyorlar. Ve malum Mesnevi'si edep ediyorum hocamın yanında konuşmakta ama beni ilk kürsüye oturtan da hocamdır. Siz anlatmalısınız babanıza diye böyle bir görev vermişti. O gün bugün 20 küsür sene geçti hocam. Sağ olun. Evet, ne iyi etmişler. Ama çok çalışmam gerekiyor. çok çalışmam gerekiyor. Efendim, malumunuz Mesnevi Kur'an-ı Kerim'den ayetleri, hadis ve Peygamber Efendimiz'in hadislerini anlatmakta bize. Ve bunları daha iyi anlayabilelim diye hikayelerle anlatmış. Ama Mesnevi tarzında hocamın dediği gibi hani ya anlayamazsam endişesi oradan geliyor biraz da anladığım kadarıyla. Mesnevi tarzında hikaye başlıyor, sonra başka bir hikaye geçiliyor, başka bir hikaye. Bazen birinci devam ederken ikinci bitiyor, bir dördüncü devam ederken üçüncü bitiyor. Sonra hepsi toparlanıp iyice anlayacağımız hale gelip tamamlanıyor. Bugünkü günde insanların böyle doğrusu çok vakitleri yok. Onu da anlayabiliyoruz. Onun için hocam gibi bu işe gönlünü, ömrünü vermiş kişiler Mesnevi'den seçmeler yapıyorlar, Mesnevi hikayeleri diyorlar. O hikayeleri hikayeyi elekten geçirip bize sunuyorlar Mesnevi hikayesi diye okuyoruz. Ondan sonra mutlaka okurken de, kitap seçerken de ona dikkat edin. O hikayenin sonunda mutlaka Hazreti Pir bir şey anlatmış, bir şey söylemiş. Neden bu hikayeyi anlattığını söylemiş. Onların olduğu kitapları tercih edin lütfen. Çünkü seçme olunca, elekten geçince tam mana belki anlaşılmaz. Onun için de Hazreti Pir'in o hikayedeki özetini anlamamız gereken şeyi anlatmasını, onları okumamız lazım. Evet, bilmiyorum başka bir şey söylemem lazım mı hocam? Teşekkür ederiz. gayet güzel ifade ettiniz Hazreti Mevlana çünkü. Ben bu dünyadan göçtükten sonra Mesnevi'yi sizlere rehber olarak bırakıyorum. Evet. Buyurmuştur. Ve bu eser bütünüyle bir mesajlar manzumesi. Ve çok ilginçtir ki
13. yüzyılda yazılmış bir eser, 21. yüzyıla geldik. Hala değerinden hiçbir şey kaybetmeden, güncelliğinden hiçbir şey kaybetmeden devam ediyor. Ve geçmiş asırlara göre bu dönemde Mevlana'nın Mesnevisi'nin nasıl bir hazine olduğunu, nasıl bir 40 ambar diyeceğimiz bir türden bir hazine olduğunu, her alana uygulanabilecek mesajlar içerdiğini bugün keşfetmeye başlıyoruz. Yani eskimiyor, aksine gittikçe açılıyor. Müsaade eder misiniz bir cümle? Buyurdunuz işte Mesnevi. Diyorlar ki Hazreti Pir hayattayken bize bir tekke, bir yol. Diyor ki dünya bir tekke. Peki kim bizi irşad edecek? Mesnevi size yeter. Değil mi? Bugün için gerçekten çok şeyi bulabiliyoruz hocamın dediği gibi. Dünyayı incelediğimizde, baktığımızda da çok şey görebiliriz. Yeter ki ders almaya karar verelim ve o gözle bakalım. Evet, buradan ben Sevil Hanım'a bir soru yöneltmek isteyeceğim. Dünyaya bu gözle bakabilirim dedi. Sevil Hanım'ın çok orijinal bir yüksek lisans tezi var. Üniversitemizde tamamlamış olduğu Sinan Canan Hoca'yla. Olaylara yüzeysel bakmanın ardında daha derinlikli olarak düşünme, oradaki mesajları ön plana çıkarma, sembollerden anlamlar çıkarma, bunlar üzerine, masal ve beyin üzerine kendileri bir çalışma yaptılar. Sevil Hocam, bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki, teşekkür ederim. Ses geliyor mu? Hayır. Tamam. Benim yolculuğum, bizim masal ekibi çalışma arkadaşlarımızın önderliğinde uzunca bir süre masal çalışarak başladı. Ama insanın davranış ve eğitimi üzerine de zaten çalışmalar yapıyorduk. Üsküdar Üniversitesi'ne yolum düştüğünde, Üsküdar Üniversitesi şöyle bir muhteşem bir bakış açısı kazandırdı, beyin. Tüm çalışmalarımın tam ortasına ve merkezine beyni koydu. Ve bu noktada ben masallardaki gibi yola çıkmış oldum. Ve uzunca bir, sancılı geçen bir uzun çalışmalar sonucunda da tabii ki tez konum belli oldu. Masal ve beyin. Masal anlatılırken beyinde neler oluyor? Üstad hocalarım zaten bahsetti masalın insan üzerindeki etkilerinden. Zaten söyleyecek bir kelime daha yok fakat niye bu kadar aktif etkili beyinde masallar? Hani neden bu semboller beyni bu kadar aktif etkileyebiliyor? Şimdi şöyle başlarsak olaya, insan dünyaya, bu hızla değişen, sürekli değişen dünyaya birden doğuveriyor. Ve doğduğunda da aciz ve donanımsız. Tabii eğitim almak durumunda. Şimdi insan, masallar işte bu görevi üstlenen ögelerden biri. Tabii ki birçok folklor ögeler de var, birçok unsur da var ama masallar sözlü anlatı geleneğimiz. Tüm dünya için geçerli olan bir sözlü anlatı geleneği. Bu sayede kendimizden önceki insanların yaşadığı bizde temsil halini bulur. Onların anlatıları bize tecrübe kazandırır. Şimdi hani eskilerde eğlence ya da işte uzun kış gecelerinin güzel bir vakit geçirme alanı gibi gözükse de aslında masalın asıl işlevi vardır. Ki Mevlana Hazretleri de muhtemelen bunun keşfindedir. Bir bilge yol göstericidir masallar aslına baktığımızda temelde. İnsanların, tüm insanlığın deneyimini sonraki insanların deneyimin kullanımına sunarlar. Masallar ne kazandırabilir insana dersek kısaca o doğduğumuz andan başlayan yaşam yolculuğumuzla karşılaştığımız olaylar, şeylerle ilgili baş etme mekanizmaları sağlar.
olaylar hakkında sürekli masallar anlatıla geldiği için bilgiler yinelenir, yinelenir, tekrar edilir. Güncel olaylara, güncel yaşadığı olaylara kişilere tanışıklık kesbeder. Olayların birbiriyle münasebetlerini kurma şansı verir, yeteneği kazandırır. Gerçek tehlike içinde kalmadan da deneyimleme olanağı sağlar. Buradan baktığımız zaman tamam, bu güzel, bu nasıl olacak, beyinde nasıl gerçekleşecek? Şimdi önceleri Vladimir Propp, daha sonraları Campbell, Jung'un arketip teorisi üzerine, bilinçaltı, kolektif bilinç dışı teorisi üzerine çalışmalar yapıyorlar ve kahramanın, masal kahramanlarının sürecini anlatıyorlar. Örneğin kahraman yola çıkıyor. Yola çıkmak demek tehlike, tecrübe, yaşanılan, karşılaşılacak düşman, zorluk vesaire. Ama kahraman bu yola çıkılır, hatta itilir bazen. Bu yola çıkıp, bu yolu aşıp, bu tehlikelerle mücadele ettiği o süreçte erginlenir, değişir, büyür, donanımlanır ve geri döndüğünde artık çok şey değişmiştir. O yola çıkan insan değildir. Şimdi semboller ve arketipler insanın duygu ve ihtiyaçlarını kuvvetli bir şekilde ifade etmektedir. Örneğin yolda karşılaştığı yedi başlı ejderha. Bugün hayatımızdaki birçok zorluğu tanımlarken bu tabirleri kullanmaz mıyız? Ya bu iş çok zor bir iş demeyiz. İşte şöylesine zor bir iş, çok acıktım demeyiz. Kurt gibi açım deriz. Hani kurt gibi olamayız tabii ki ama simge, bir sembol kullanıyoruz daha vurgulamak için. Hikayelerin de böyle bir özelliği var. Beynin duygusal alanını da katıyor işin içine. Şimdi beyinde niye bütün dünyada etkili masallar? Tarih boyunca niye hep masal anlatıla gelmiş? İnsanın biyolojik yapısına baktığımızda beyin özellikle tüm insanlarda aynı mekanizma var. Hiç fark etmeksizin insan metabolizması temel hücrelerden oluşuyor. Bütün vücudumuz, ama beynin özel hücreleri var, nöronlar. Onların birbirleriyle iletişmesi çok önemli. Bu iletişimde uyaran olarak sakin, stabil duran hücreleri aktive edecek, beyinde aktivasyon haline aktive haline getirecek ögelerden biri masallardır. Çünkü masallarda duygu var, heyecan var, birden o olaylar beyinde hücreyi uyarıyor. Biz çünkü canlı olarak uyaranla beynimiz gelişiyor. Uyaran yoksunluğu yaşayan çocuklarda gelişim dönemlerinde ciddi zeka ve fiziksel bozukluklar tespit ediliyor. Ve masallar, düşünün, şimdi inkıtaya uğradı bu dönemde. Hani o şeyini kaybetse de yeni dönemlerde çok güzel çalışmalar var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın var vesaire. Masalların sürekli yenilenmesiyle beynimizde sürekli uyarana maruz kalıyor. Sürekli hücrelerimiz aktif. Bunun ne önemi var? Çünkü hücreler ne kadar iletişim kurarsa birbirine o kadar donanım kazandırır. O bizde meleke haline gelir. O şeyi kazanmış olur. Mesela kahraman yola çıktı. Güçlükle karşılaştı. Güçlükle karşılaştığında onu yönmenin ya yardımcılar talep, yardımcılara gitti. Onlardan istekler oldu. Ya aklıyla yendi falan. Bunu deneyimleyen biz büyükler de küçükler de beynimizde nöronal bağlantılar oluşuyor. Ne oluyor sonra? Tekrar reel hayatta, masalda dinlediğimiz bu olayı reel hayatta bir zorlukla karşılaştığımızda birden beynimizde tanışıklık var. Zorlukla ne yapacağız? Böyle bir durum gerçekleştireceğiz. Hiç korkunç hale getirmiyoruz. Şimdi beynimiz çeşitli bölgelerden, çok uzatmadan, çok kısaca kestireceğim hocam. Çok fazla uzatmayacağım ama bahsetmeden de duramıyorum. Çünkü bu yani büyük bir aşkla çalıştığım bir alan. Beynin yapılan çalışmalar sonucu beyinde birçok bölge tespit edilmiş. Hani görevine göre vesaire. Örneğin beynimizin arka kısımları uyku, uyanıklık, rehavet halimizi düzenliyor ya da hareket yönümüzü vesaire. Onun yanında
Beynimizin tam orta kısmında limbik sistemimiz var. Muhteşem bir yaşamda kalma ünitesi. Bir şeyi iyi, kötü, doğru, yanlış, korkunç, mutluluk verici diye niteleyen bölüm. Bu neden önemli? Çünkü orası olmazsa hayatta kalamıyoruz. Oraya bizim tanıtmamız lazım. Neden tanıtmamız lazım? Beynimizin ön kısmı, akıl kısmı. Eğer sırf orta kısmıyla yaşarsak sınırsız, ölçüsüz bir alanı var. Her şeyi ister, her şeyi yapmak ister. Aşağısı, üstü, yanı, yolu yoktur. Ama beynimizin ön kısmı, akıl kısmı, yani frontal lob, ona der ki dur ya, şunu istiyorsun ama bak bunun bir de şöyle yönü var. Bak şunu şey yapıyorsun ama muhakeme ettirir, aklettirir, plan yaptırır. Peki bu bölgelerin ne önemi var? İşte biz ne kadar hikaye okursak oradaki olaylar bizim her alanımızı etkiliyor. Özellikle limbik sistemin içinde çok aktif tanımlayıcı rolü olan bir nevi olay dedektörü gibi amigdala var. Amigdala her şeyi bir an korkunç niteleyebilir. Eyvah, bütün vücudun sistemi değişir. Her şey alt üst olur. Ama biz masallarda tanıttığımız zaman olayı, limbik sistem alarm vermez, vücudumuz alarma kalkmaz. Çünkü akıl kısmı ona diyecek ki, hücreleri çalıştırıyoruz ya her tarafta, akıl kısmı diyecek ki bak ben bunu hikayede okudum. Hikayede bana geldi bunu, bu o kadar kötü değil, dur alarmları çalma diyecek. Tabii bu bilgiler, yine biz masal hikaye okuduğumuz sürece bu bilgiler beynimizin her bölgesinde aktif olacak ve birbiriyle her bölgenin, mesela akılla duygu alanını birleştirecek. Onunla işte hareket alanımız, motor alanımızı birleştirecek. Görme ve duymayla hepsini bir araya getirecek ve haritalar oluşacak. O haritalar bize ne sağlayacak? Hayat rehberliği edecek. Olaylar karşısında tanışıklık kesbedeceğiz. Mesela beynimizin sağ ve sol yarım küreleri çok önemli. Sol yarım kürede özellikle mantık, akıl, fizik, matematik varken sağ yarım küre keşif, hayal dünyası, müthiş bir yer. Orası rengarenk, sanat vesaire. Masallar bize her iki dünyayı da açıyor. Televizyon ve çizgi filmlerden şu farkı var. Televizyon ve çizgi filmler genel anlamda söyleyeyim, çok uzun süre kalındığında beynin haz bölgesini aktive ediyor. Ama masallar beynin her bölgesini çok yoğun bir şekilde aktive ediyor. O yüzden masalların ve çocukta haz duygusundan ziyade zihnini, aklını, duygularını birlikte kullanma becerisi kazandırıyor. Ve sol beynimizde ayrıca Broca ve Wernicke alanımız var. Burası Broca alanı, konuşma alanımız. Wernicke alanı da anlama alanımız. Şimdi Broca alanına duyuyor, işitiyor, geliyor. Oradan ikisi birlikte bağlantılı. Oradan Wernicke alanında da anlam kazanıyor. Peki sağ beynin asıl işlevlik kazanılan yer sağ beyin, sol beyindir ama sağ beyin de buna derinlik kazandırır. Duyduğumuz, anladığımız şeye özellikler kazandırır, derinlikler kazandırır ve bizim daha çok içerikle dolu olmamızı sağlar. Bu sayede çok önemli bir nokta. Şey olarak da stresle, uzatmıyorum değil mi hocam? Stresle karşılaştığımızda da son olarak stresi bize masal zaten tanıtıyor dedik. Amigdala direktman eyvah işte öğretmen imtihan yapacak, annem kızacak vesaire dediğinde akıl kısmı diyor ki imtihana çalışabilirsin. Evet, o bir canavar gibi gözüküyor ama İmtihana çalışabilirsin. Çünkü masallar bunları anlatıyor, deneyimlettiriyor. Akıl artık birlikte, hepsi birlikte çalışabiliyor. Bu yüzden masalların beyin üzerinde ciddi anlamda ayna nöronlarımız var mesela. Masalla özdeşim kuruyoruz. O nöronlar sayesinde yapılan deneylerde masalda mesela kahraman şuradan atlarken hareketle ilgili ayna nöronlar çalışıyor. Ya da sevgi olduğunda onunla ilgili ayna nöronlar çalışıyor. O yüzden masallar bizim üzerimizde çok önemli etkileri var. Sanıyorum Mevlana Hazretleri de yani öyle rastgele masalı sunmamıştır. Yani muhtemelen derin bilgileriyle insanlar üzerindeki etkisinin
çok farkındadır ve bunun üzerinden şey yapmıştır. Biraz heyecanlı anlatıyorum. Çok sevdiğim bir konu olduğu için. Ağzınıza sağlık. Buraya kadar. Çok güzel anlattınız. Yani masal deyip geçmeyeceğiz. Bunu kesinlikle öğrenmiş olduk. Şimdi Sevgili Hocam hep masal diyorlar. Biz hikaye diyoruz. Yani masal deyince biz çocuklara anlatılan hikayeleri anlıyoruz değil mi? Hazreti Mevlana eserini yetişkinler için yazmış. Dolayısıyla biz oradaki hikayeleri, yani hikaye dememiz daha uygun, masal diyemiyoruz. Şimdi hikayelerin bizlerde empati oluşturmaya yardımcı olduğunu, bizim empatimizi artırdığını, bunları biliyorduk. Diğer taraftan farkındalığımızı artırıyor. Bir şeyleri daha iyi anlamaya başlıyoruz. Bizim için zor olan konular hikayeyle kolaylaşıyor. Yani bir dürbün gibi uzaktakini yakında görüyoruz veya bir mikroskop gibi küçük olanı daha rahat, net görebiliyoruz. Bir motivasyon aracı oluyor. Yeri geliyor terapi aracı olabiliyor bizim için. Gerçekten çok önemli ve beyni geliştirmesi, beyinde hangi faaliyetlere yol açtığı bunlar hakkında çok aydınlatıcı oldu sevgili hocanın konuşması. Şimdi sevgili Çelebi, hep böyle anlatıyoruz ama masallardan örnek, ben de masal demeye başladım. hepimiz masallarla büyüdük çünkü. Mesnevi'deki hikayelerden birkaç örnek vermek istersek. Mesela bu Hazreti Musa ve çoban hikayesi. Çok ilginç bir peygamber ve bir çoban arasında geçen bir olay ve bir peygamber çoban yüzünden Cenab-ı Hak'tan bir ihtar alıyor, ikaz alıyor. İlginç bir hikaye. Lütfeder misiniz? Anlatabilir misiniz? Okumayı tercih ediyorum çünkü tabii. İçindeki arketipleri bize açıklayacak sevgili hocam, değil mi? Çobanın duası. Musa aleyhisselam yolda giderken bir çobana rastladı. Çoban şöyle diyordu. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, sen neredesin? Sana kul kurban olayım, çarığını dikeyim, saçlarını tarayayım, elbiseni yıkayayım. Bitlerini kırayım, sana süt getireyim, elini öpeyim, ayağını ovayım. Uykun geldiğinde yatacağın yeri süpüreyim. Ey büyük Allah'ım, bütün keçilerim yoluna kurban olsun. Hey, hey diye bağırıp çağırıp feryat ettiğim Rabbim benim. Musa aleyhisselam sordu. Sen bunları kimin için söylüyorsun? Çoban, yeri göğü yaratan Allah'ıma söylüyorum dedi. Hazreti Musa, sen aklını mı kaybettin? Böyle bir saçma sapan şeyleri nasıl söylersin? Ayakkabı, çorap gibi şeyler sana ait ihtiyaçlardır. Alemlerin Rabbinin bir şeye ihtiyacı olmak gibi bir sıfatı yoktur. Böyle konuşacağına ağzına pamuk tıkayıp susman daha hayırlıdır. Diyerek çobanı azarladı. Çoban, ey Musa, bu azarlamanla sen benim ağzımı diktin, pişmanlık ateşiyle canımı yaktın diyerek bir ah çekti ve elbisesini yırtıp çölün yolunu tuttu. Biraz sonra Hazreti Musa'ya vahiy geldi. Kulumuzu bizden ayırdın. Senin görevin kullarımı bana yaklaştırmak mı yoksa ayırmak mı? Bu ikaz üzerine Hazreti Musa çobanın peşine düştü. Çobanı bulup müjde verdi. Senin için Allah izin verdi. Bildiğin gibi ibadetini yapacaksın. Gönlüne nasıl gelirse öyle söyleyeceksin dedi. Evet. Ağzınıza sağlık. Siz de sağlık. Şimdi bu hikayeyi nasıl açıklayabiliriz? Buradaki semboller veya sizin deyiminizde arketipler nelerdir acaba? Tabii burada özellikle masum arketipi öne çıkıyor. Aslında bizim tasavvufumuzda daha
da derinlikli tanımlamalar var ama ben henüz o alana gelemedim. Hani hocam oraya çalışmadım gibilerini ama çalıştığım arketipler üzerinden baktığımızda bu hikayede özellikle masum arketipi bizlere büyük olsun küçük olsun bizim arkadaşlarımızda masal geceleri var. Özellikle çok güzel anlatıyor arkadaşlarımızda. Büyük ya da küçük masal veya hikaye hiç fark etmiyor. Elif hocam bu arada olayı anlatanlar, yürütenler. Büyüklere de masal gerekiyor. Çünkü biz de o duyguları yaşıyoruz. Biz de zorluklarla karşılaşıyoruz. Mesela bu hikayede saflığın, masumiyetin karşılığı ödül var. Kahramanlarımız yaşadıkları şeyin bir ödülü ya da cezası var. Masum insan bir şekilde Allah tarafından ödüllendiriliyor. Başına bir sıkıntı gelse de hafif atlatıyor, kolay geçirebiliyor. Teslimiyeti var, bize masumu tanıtıyor bu hikaye. Mesela yol arketipi, orman mesela bu dünyanın bol ve bereketli olduğunu bize tanımlıyor. Nasıl bir yerde yaşadığımızı fark ettiriyor. Yol arketipi evet maceraya başladığımız yer, yola çıktığımız yer ve bu yolda her şey olabilir. Hayat meşakkatlerle dolu. O yüzden hikayeleri okuduğumu ben hikayeler diyorum hocam bakın. Tamam. Bu hikayeleri... Hikayeleri okuduğumuzda o yolumuzla ilgili hayata çıktığımızda yolumuzda karşılaşacağımız hepimiz bir şey anneliğe başlıyoruz. Bir yol, yeni bir evlilik yapıyoruz. Bir yol başlangıcı. Ben bu okula başladım mesela yüksek lisansı nasıl bir yoldu? Nasıl meşakkatler ve ödülüm ne oldu? Tezimi yazabilmek oldu. O yüzden yolu düzgün tanımlayabilmek çok önemli. Yolu doğru düzgün başlarsak ve daha donanımlı başlarsak sonucunda da ulaştığımız geldiğimiz noktada da kazanımlarımız çok şey olacaktır. Ağzınıza sağlık. Allah hepimizi hayırlı yollara çıkarsın inşallah. Şimdi herkesin maksudu bir ama rivayet muhtelif diyor şair. Şimdi masumiyet dedi sevgili hoca, biz buna samimiyet diyoruz. Tabii. Aynı kapıya çıkıyor samimiyet. Dinimizdeki yeri de ihlastır. Şöyle bir hadis-i şerif var. İnsanlar helak oldu ancak alimler kurtuldu. Alimler de helak oldu ancak ilmiyle amil olanlar kurtuldu. Amel edenler, ilmiyle amel edenler kurtuldu. İlmiyle amel edenler de helak oldu. Ancak ihlas sahibi olanlar kurtuldu. Yani samimi olanlar kurtuldu. İhlas sahibi olanlar da büyük tehlike içerisindedir. Cenab-ı Hak bizden öncelikle samimiyet istiyor. Birkaç yıl önce bu Kutlu Doğum Haftası'nın teması olarak Eddin-i Nasihatün hadis-i şerifi ele alınmıştı. Onu biz hep din nasihattir, din nasihattir diye biliyorduk. Ama son yıllarda anlaşıldı ki oradaki nasihat kelimesinin bir diğer anlamı da samimiyet. Din samimiyettir. Samimi olmak. Samimi olmak nereden geçiyor? İnsanın içi ve dışının bir olması, göründüğü gibi ya da olduğu gibi görünmesi, değil mi? İkisinin bir olması. İşte bu hikayede gönlü tertemiz olan bir çoban var. Ve bir peygamber o çobanı yargıladığı için Cenab-ı Hak'tan bir ikaz alıyor. Peygamber bile bir insanı yargılama konusunda bakın ruhsat verilmiş değil. Biz kim oluyoruz ki insanları hemen görür görmez bir şeylerini işitince yargılamaya başlıyoruz. Yani ön yargı artık o kadar yerleşmiş ki hemen şahsi kanaatlerimiz, zanlarımız devreye giriyor. Hükmümüzü veriyoruz, mahkememizi kurup neticeyi ilan ediyoruz. Bu yanlış bir kere. Ve Mevlana şöyle diyor, iki alemde de Allah'ın baktığı yer gönüldür diyor. Padişah daima gönle bakar. Biz dile, söze bakmayız, gönle, hale bakarız buyuruyor. İşte tasavvufta şekil değil, mana önemli. Zahir değil,
batın önemli ve her şeyden önce gönlün mamur edilmesi gerekiyor. Temiz bir gönülle, temiz bir niyetle insan yol alabiliyor sufilikte. İnsanı kamil olanlar işte gönlünü mamur etmiş insanlar oluyorlar. Yine gönülle ilgili sevgili Çelebi'nin bir başka hikaye var. Eyvallah. Türk ve Çinli ressamlar. Onu da dinleyelim. Dinleyelim inşallah. Evet, Mesnevi'nin birinci cildi. 3466-3499. Padişah'ın sarayında değişik milletlerden ressamlar vardı. Bunların en ünlüleri ise Türk ve Çinli ressamlardı. Çinli olanlar devamlı olarak biz çok yetenekliyiz, bizden üstün kimse yok iddiasında bulunuyorlardı. Türk ressamlar da bu meydan okuma karşısında sessiz kalmazlar. Onlar da bizim resimdeki üstadlığımız, ustalığımız sizden daha üstündür derlerdi. Padişah bu tartışmalara bir son vermek istedi. Bir gün onları yanına çağırdı. Sizi imtihan edeceğim. İddianızda hanginiz haklısınız, bunu anlamak istiyorum dedi. Çinli ressamlar ile Türk ressamları hazırlıklara başladılar. Türk ressamlar sanatlarında çok ustaydılar. Çinliler bunu bildikleri için bir çare arıyorlardı. Sonunda padişahım dediler, bize özel bir oda veriniz. Biz o odada çalışalım. Bir odada Türklerin olsun gibi bir teklifte bulundular. Sarayda kapıları karşılıklı iki oda vardı. Bu iş için çok uygundu. Bu odalardan birini Çinliler aldı, diğerini Türklere verdiler. İki tarafta çalışmaya başladı. Çinliler padişahtan 100 türlü boya istediler. Padişah onların istediklerinin karşılanması için hazinenin bütün kapılarını açtı. Ne dediyse alınmasını istedi. Türk ressamlar ise boya istemediler. Ne resim ne boya bizim işimize yaramaz. Bize sadece pas giderici nesne gerekir dediler. Onların istedikleri de karşılandı. Türk ressamlar kapıyı kapatarak duvarı cilalamaya başladılar. Orayı gökyüzü gibi saf, temiz ve parlak bir hale getirdiler. Çinliler de rengarenk resimler yaptılar. Nihayet her iki taraf da işlerini bitirdi. Padişah önce Çinli ressamların odasına girdi. Çinliler yaptıklarının beğenileceğinden emindiler. Öyle de oldu. Padişah Çinli ressamların resimlerine bakınca onların inceliğine, güzelliğine şaşırıp kaldı. Aklı başından gitti. Bundan sonra bundan daha güzeli olamaz diye düşündü. Sonra Türk ressamların odasına gitti. Padişah gelince Türkler iki oda arasındaki perdeyi kaldırdılar. Karşı odada Çinlilerin yaptığı resimler ve nakışlar bu odanın cilalanmış duvarına daha parlak bir şekilde yansıdı. Padişah Çinliler tarafında ne görmüşse bu odada ondan daha iyisini, daha güzelini gördü. Resimler öyle canlı, öyle güzeldi ki insanın gözünü almaktaydı. Böylece Türk ressamların ustalığı kanıtlanmış oldu. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Jung'un bilinçaltı, kolektif bilinç dışı vesaire üzerinden çalışmalarında çok genel olarak 4 arketip çok meşhurdur zaten. Büyücü, kral, aşık, bilge. Şimdi bunların tabii bir iyi yönleri var, bir de gölge, karanlık yönleri var. O vasfı taşıyabilir masaldaki arketip ama karanlık yönü hakimse bunu kötüye kullanır. Mesela burada Türk ressamları hem bilge arketipini içeriyor
hem de büyücü. Büyücü nasıldır? Büyücü çok beceriklidir. Büyücü derken büyüden bahsetmiyoruz. Hani mahir, becerikli, böyle her şeyin altından, üstünden kalkan, çözüm üreten, siz daha ağzınızı açmadan onu beceren vesaire. Fakat karanlık yönü olursa bunu kötüye kullanabilir. Buradaki Türk sihirbazlar hem bilgeler, ne yapacaklarını biliyorlar. Bilge arketipi de dünyada hani tüm bilgilere ellerinden geldiğince vakıf olmaya çalışırlar ve bu bilgileri insanlara aktarırlar, yol göstericileridirler. Sihirbazlar da hayret yaşayan insanlardır. Çünkü hayret yaşamazsanız şunun altında ne var diye bakmayız yani, merak etmeyiz. O yüzden de burada özellikle büyücü dediğim yani mahiret, marifetli, bilge insanlar söz konusu. Masalda da bize şunu vurgulamaya çalışıyor. Yani işte karşınıza gelenler ne kadar ne olursa olsunlar siz üretebilirsiniz. Sizde o donanım var. Siz de bir büyücü, siz de bir bilge arketipinin yansıması olabilirsiniz diye söylüyor. Daha duvara yansıma olayı da bir nevi aynalama. Yani bir gerçekten bizim fark ettiklerimiz var. Hani gördüklerimiz, bir de o olayın başka bir yönü, ayrı bir yönü var. Onun farkındalığını da getiriyor. Değişik yönlerden bakış açısı kazandırıyor masalda. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi bu hikaye Mesnevi'de Çinli ve Rum ressamlar arasında geçen bir olay diye anlatılıyor. Orada Hazreti Mevlana'nın Rum ressamlar dediği Anadolu ressamlar, yani Türk ressamlar. Çünkü o dönemde Anadolu'ya Diyarı Rum deniliyor. Doğu Roma İmparatorluğundan alınan yerler ve dolayısıyla Rum ressamlar deyince Yunan, Grek vesaire anlamı gerek yok. Çelebi'nin dediği gibi Türk ressamlar. Hazreti Pir'in de ismi evet, sonunda. Doğru. Hazreti Mevlana'nın adına eklenen Rumi lakabı da zaten Anadolu demek. Sevil Hanım'ın dediği doğru. Buradaki Türk ressamlar bilge kişileri sembolize ediyor dedi. Hazreti Mevlana da aynı şeyi söylüyor. Şimdi diyor ki oğul, oradaki Rum ressamları veya Türk ressamları sufilerdir. Onların ezberlenecek dersleri, kitapları yoktur. Onlar ledün ilmiyle uğraşırlar. Onların kitapları nedir? Gönülleridir. Onlar gönüllerinden okurlar. Ama ya onların kitapları yoktur dedi Mevlana. Gönüllerini adam akıllı cilalamışlar. İstekten, hırstan, cimrilikten, kinden, nefretten arındırmışlardır diyorum. Bir hadis-i şerife dayanıyor. Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Hazreti Peygamber. Cenab-ı Hak muhakkak ki sizlerin görünüşlerinize bakmaz, mallarınıza bakmaz. O ancak gönüllerinize ve amellerinize bakar. Öncelikle bakacağı yer gönüldür. Gönlüm temiz, bunu biz çok kullanıyoruz. Sakız oldu, anlamını kaybetti artık. Gönlüm temiz demekle gönül temiz olmuyor. Bunun cilalanması için, o gönlün gerçekten temizlenmesi için çok yoğun bir çaba gerekiyor. Hazreti Mevlana şöyle anlatıyor. Görürsün bir kovanın içinde su diyor. Gayet temiz görünüyor. Ama eline bir sopa alıp da karıştırdığın vakit alttaki pislikler hemen suyun üstüne çıkar. O suyun ne kadar kirli olduğunu görürsün. Gönül de böyle çok temiz asudeymiş gibi görünürken ufacık bir yem attığınız takdirde birden o pislikler üste çıkmaya başlar. O yüzden hiç kırıntısını bırakmadan, yani yalan, nefret, kin, kibir, açgözlülük, bütün bunları iyice temizlemek, çıkarmak lazım. O Türk ressamlarının yaptığı gibi duvarda tek bir leke kalmayacak. O kadar pırıl pırıl olacak. Gönülde yapılacak işlem bu. Bunun dışında bir de gönül çok uçsuz bucaksızdır diyor Hazreti Mevlana. Yani görüntülerle kendinizi sınırlandırmayın.
gönül aleminin o uçsuz bucaksız derinliğindeki manaları keşfe doğru yolculuk yapın diyor. Evet, bir sonraki hikayeye geçecek olursak, Hazreti Yusuf'a getirilen hediye. Evet, Hazreti Yusuf'a uygun bir hediye. Evet. Bir dostu Hazreti Yusuf'u ziyarete geldi. Bir gün oturup konuştular. Hazreti Yusuf başından geçenleri kuyudayken çektiği sıkıntıları dile getirdi. Uzun süre konuşup dertleştiler. Konuşmanın sonunda Hazreti Yusuf misafirine, "Söyle bakalım. Bana ne hediye getirdin? Zira dostun evine eli boş gidilmez," dedi. Misafir üzüle sıkıla özür beyan etti. "Sana getirmek için her neye baktıysam hiçbirini beğenmedim. Layık görmedim. Bir altın zerresi alınıp altın madenine bir damlacık su okyanusa hediye götürülür mü? Sana gönlümü ve canımı hediye olarak getirsem bile Hindistan'a baharat satmaya götürmüş gibi olurum. Senin güzelliğine layık bir hediye bulmam çok zor oldu fakat sonunda sana bir ayna getirmeye karar verdim. Evet. Ona baktıkça güneş gibi parlayan güzel yüzünü görür, sevinir, beni hatırlarsın," dedi ve getirdiği aynayı çıkartarak Hazreti Yusuf'a hediye etti. Hazreti Yusuf da bu hediyeden çok memnun oldu, çok sevindi. Evet, ağzınıza evet, sağlık. Diyor Hazreti Pir. Şimdi bu hikayemizde de ayna çok önemli bir figür olarak ortaya çıkıyor. Aslında bizim iç dünyamızla yüzleşmemizi sağlayan bir sembol. Mesela bana diyorlar ki, "Ay işte çok genç kalmışsın," falan. Aynaya baktığım zaman kırışıklıkları görünce hiç de genç olmadığımı ayna bana çok açık bir şekilde ifade ediyor. Yani aynanın dili yok, hani Pamuk Prenses'in masalındaki gibi. Bunu iç dünyamızda da düşünün. Evet, her şeyi bizim o iç limbik sistemimiz aktif bir şekilde isteyebilir, deli gibi isteyebilir ya da reddedebilir, kızabilir. Ama o aynada aklı ortaya koyup da o aynayla yüzleştiğimiz zaman realiteyle işte gerçeği orada yakalayabiliriz. Ayna bize dünyadaki realiteleri gösteren bir semboldür her zaman için. Ayrıca burada hediye figürü de var. Hediye de mesela bir insana, özellikle ben birisine hediye alırken birazcık o insanı şey yaparım, böyle sorgularım alttan, oradan, buradan. Çünkü götürdüğüm hediye öyle bir şey olur ki, bunu götürürüm, 1000 tane vardır onda, hiç büyük olmaz. Bu şeyin, hediye edenin düşündüğü gibi. Ama o insanın gönlünde yer tutacak, onu kendi kendine, kendine de farkına vardıracak çok güzel hediyeler buluyorum. En son mesela bir kitap hediye etmiştim bir genç delikanlıya. Yani Sevil abla dedi, "Beni mahsus mu bunu verdin?" dedi. "Yani benim iç çatışmalarımı tam karşılık geldi," dedi. Onun gibi birbirimizi mutlu edecek, birbirimizi yansıtacak aynalar olabilir. Burada ayna çok önemli bir figür oluyor hocam. Evet, haklısınız. Aynalar yalan söylemiyorlar. Doğru söylüyorlar. Şimdi burada öncelikle hediyeden başlayacak olursak, dostları görmeye giderken hediyesiz gitmek, değirmene buğdaysız gitmek gibidir diyor Hazreti Mevlana. Değirmene buğdaysız gidersen eli boş dönersin. Cenab-ı Hak da kullara soruyor. Kıyamet günü için hediyeniz nedir diyor. Bu dünyadan ne götüreceğiz? Malları, mülkleri, tapuları üst üste yıksak bile hiçbirini götüremeyeceğiz. Dün derste geçmişti Büyük İskender. Adı üstünde Büyük İskender, doğunun batının hükümdarı, en büyük güç. Bir vasiyeti var, öldüğü vakit yerine getiriliyor vasiyeti. Tabutuna yatırılıyor, iki elimi de diyor, tabutun dışına çıkarın, beni şehrin içinde gezdirin. Niye? Bu kadar büyük bir İskender-i Zülkarneyn, doğunun batının hükümdarı,
Mezara giderken eli boş gidiyor. Hiçbir şey götüremiyor. Ama götürülecek şey nedir? Amellerdir, değil mi? Temiz bir gönül ve güzel, salih amellerdir. İşte bunlarla gelin diyor hediyede. Ve yine buradaki o hediyenin ayna olması da özellikle önemli. Çünkü aynada kendimizi gördüğümüz gibi aynaya kendimizi görmek için bakıyoruz. Cenab-ı Hak da kendini görmek için mümin kulunun gönlüne bakacak. Ayna bu oluyor. Gönül senden razı ise ben de razıyım diyor Hazreti Mevlana. Yani ey kulum ben sana bakmam. Senin gönlüne bakarım. O gönlünde kendimi görüyorsam, gönlün bana ayna vazifesi görüyorsa problem yoktur. Gönlünü ayna gibi tertemiz hale getirmeye çalış. Sevgiyle, kullukla o gönül aynanı cilala demek istiyor. Evet, Lokman'dan bahsedelim mi hocam? Eyvallah. Peki efendim. Ama aynalar yalan söylemiyor da, aynaya bakma şekliniz, niyetiniz çok önemli. Güzel bir şey göreceğim diye baktığınızda gerçekten güzelliği görüyorsunuz. Bakış çok çok önemli. Evet, bir yaş alıyoruz. O ayna onu gösteriyor bize ama o çizgileri nasıl yaptık? Ya ne kadar kıymet değil var. Mi? Onlar çok önemli. Öyle. Ben seviyorum bak. Aynayı. Çok bakmıyorum ama seviyorum. Evet, Lokman'a geldik. Şimdi gönül bitti. O bahis. Şimdi Lokman'la ilgili yeni bir bahis. Lokman'la ilgili yeni bahise geçtik. Lokman işinde becerikli, sadık ve sevilen bir köleydi. Efendisi ona oğullarından daha çok güvenirdi. Çünkü o görünüşte köleydi ama nefsinin efendisiydi. Efendisi ondaki bu olgunluğu farkındaydı. Lokman'ı azat etmek için uygun bir fırsat kolluyordu. Efendinin önüne yemek geldiğinde Lokman'ı çağırır, önce onun yemesini isterdi. Onun yiyip içtiklerini zevkle yer, yemediklerini eline sürmezdi. Bir gün efendiye bir kavun hediye getirdiler. Her zaman olduğu gibi Lokman'ı çağırdı. Kavundan bir dilim kesip Lokman'a uzattı. Lokman ikram edilen kavunu iştahla yedi. Efendi bu dilim, bir dilim daha verdi. Lokman aynı şekilde onu da yedi bitirdi. Efendi Lokman'ın kavunu iştahla yediğini görünce çok sevdiğini düşünerek bir dilim kalasıya kadar hepsini ona ikram etti, yedirdi. Son kalan dilimi ağzına götürüp bir lokma alınca kavunun tadının zehir gibi olduğunu fark etti. Kavunun acılığından gözünden ateş çıktı. Boğazı yandı, dili kabardı. Ağzındaki acılık gittikten sonra Lokman'a "Böyle acı kavunu nasıl iştahla yedin?" diye sordu. Lokman, "Efendim, bugüne kadar sizin birçok güzel ikramınıza nail oldum. Acı olduğunu bilmeyerek verdiğiniz bu ikramı geri çevirmekten utandım. Ayrıca size olan sevgim kavunun acılığını bana hissettirmedi." dedi. Evet. Şimdi yine arketipsel bağlamda baktığımızda burada demin bahsetmiştik, büyücü, kral, aşık dedik. Kral yine hepimizin hayatında bir şeyleri böyle kolayca yöneten, o mesela herkes yönetici olamaz, herkes becerikli olamaz. Tabii kralların da adilleri var, gölge yönü de zalim yönü oluyor tabii. Burada kral çok yine bilge bir kral, çünkü hizmetindeki, maişetindeki insanların farkında, onun kendisi için ne kadar güzellikler yaptığının farkında adil bir kral. Ayrıca kul arketipi var, teslimiyet. Yani burada insan üzerinden anlatılmış ama hayatın birçok acı şeyi olabilir ama kul için
Rabbinden bir hikayedir bu. Onun yaşaması gereken bir yaşantıdır. Ve buna şikayet etmek yerine o olayı Rabbine hamd ederek, şükrederek veya Rabbim sabır ver diyerek, dua ederek geçirir. Yani bazı insanlara bakarız çevremizde, her halleri şikayet üzerinedir. Ay işte imtihanı vardır, Allah'ım benim imtihanım bitmiyor. Öbürünün işte bir şey vardır ama burada gördüğünüz gibi o acı kabuğunu hiç şikayet etmeden gayet güzel sonuna kadar yiyor. Bunu kralı şey yapana kadar. Ama ödülü de ne? Bu kul arketipinin ödülü de Rabbinin kabulüne mazhar olması. Rabbi onu kabul ediyor. Lütfediyor. Rabbinin lütfuna mazhar olması. Böyle bir şeyimiz var. Arketiplerimiz evet. Var. Evet, haklısınız. Burada öncelikle kulun nasıl olması gerektiği hikayede bu veriliyor. İnsan Cenab-ı Hakk'ın karşısında bir kul olarak öncelikle nimete şükretmeli. Bir acıyla, sıkıntıyla, musibetle karşılaştığı zaman da sabretmeli. Yani sabır ve şükür çizgisinden asla ayrılmamalı. Biz yani normal sıradan insanlar olarak biz ne yapıyoruz? Başımıza bir musibet geldiği zaman hemen şikayet etmeye başlıyoruz. Bütün o güzellikleri bir tarafa bırakıyoruz. İşte hep son zamanlarda dolaşıyor ya sosyal medyada. İşte beyaz bir sayfanın üstünde bir tane siyah nokta varsa sadece o siyah noktayla ilgileniyoruz. O kocaman sayfayı görmezden geliyoruz. Allah'ın bize verdiği onca nimet içerisinde o bir tek sıkıntıya bağlanarak hayatı kendimize zehir etmeye başlıyoruz. O büyük bir yanılgı. Diğer taraftan Hazreti Mevlana hep şunu der: dertler, belalar bizim için birer imtihandır. Sınanmadır. Altın nasıl ateşle sınanırsa saf mıdır yoksa içinde başka katkılar var mıdır, sahte midir? Sizin Allah'a kulluğunuz, sevginiz de belalarla, sıkıntılarla imtihan edilir. O zaman dik durmak lazım. Yani o imtihandan geçmek için, başarmak için Allah'a kul olduğunuzu, o belaların, sıkıntıların misafir olduğunu bilerek sabretmeniz, yani Zülcelal ve İkram olan Allah'ın önce celalini, ardından ikramlarını göndereceğini düşünerek sabırlı, metin olmanız gerekir, diyor. Bir diğer sonuç, yine bu hikayeden çıkarılacak sonuç değil de yorum diyelim. Dostlarınızın küçücük bir hatasını gördüğünüz zaman hemen onları suçlamayın. Her insan kusur işleyebilir. Mükemmellik Allah'a mahsustur. İnsanlar da kusur bulunabilir. Siz onda bir kusuru kınarsınız ama gün gelir ki aynı kusuru siz de işlersiniz. O yüzden birileri hata yaptığı zaman onun güzel yönlerini ön plana çıkartıp kusurlarla uğraşmayın diye öğüt verilmekte bu hikaye ile. Buyurun. Şey ilave edeyim. Buyurun. Efendim, özellikle gençlerle konuşurken şöyle bir misal vermeye gayret ediyorum. Gene tabii Hazreti Pir'den olarak. Evet, belli bir yaşa geldim. Hayat dümdüz, devamlı yükselen bir hayat değil. İnişleri var, çıkışları var. Benim de başıma, eyvah ben bundan nasıl baş edeceğim, bu benim başıma niye geldi diye çırpındığım günler oldu. Bu normal bir şey. Ama büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Bir babaanneyle, bir anneanneyle büyüdüm. Onlardan aldığım ve Hazreti Pir hikayeleriyle büyüdük. İşte bize çocukluğumuzda hamdolsun ki çok şükrediyorum televizyon yoktu, cep telefonu yoktu o zaman ve büyüklerin hikayeleriyle büyüdük. Büyükannelerin hikayeleriyle büyüdük. Ama yaşımız bir yere geldikten sonra bir bak Mesnevi okumaya başlayınca meğerse bize hep bu hikayeler anlatılmış. Hocamın ikazıyla masal demiyorum. Hikayelerle büyüdük, hikayeler anlatılmış. İyi ki de öyle büyütmüşler. O ah, inanın ki çok
çok zor günler yaşarken ki hepimizde vardır bunlar. O ah çok kısa sürüyor. Çünkü öğrettiklerine göre hemen bunun içinde ne ders var diye bakmaya başlıyorum. Bu çok önemli çünkü o acı bir anda gidiyor. Okulda hani sevmediğimiz dersler vardı ya, ama sınıf geçmek için o derslerden geçer not almalıydık ya. İllaki 9-8 değil, 4.5'tan 5 alsak geçiyorduk. İşte o 4.5'u yakalamaya çalışıp onun içindeki o dersi bulmaya gayret ediyorum. Ve bu şekilde bu yaşa kadar geldim. Hamdolsun Rabbime. Allah hiçbir zaman üstesinden gelemeyeceğimiz imtihanı da vermiyor bize, hamdolsun. Yani çünkü imtihanı verirken kopyasını da veriyor. Yeter ki biz farkına varalım. O kopya. Evet, küçük yardımlar alıyoruz. Değil mi? Hem de nasıl? Aslında sana çok büyük yardımlar alıyoruz. Böyle bir şey ilave etmek istedim buraya. Bu sıkıntılar aslında bizim için birer hediye. Yani bunun bilincinde de olmamız gerekiyor. Çünkü Mevlana yine Mesnevi'de bahsediyor. Cenab-ı Hak Firavun'a 400 yıl ömür verdi diyor. Saltanat verdi, zenginlik verdi, sağlık verdi. Bir kere bile başı ağrımadı. Niye? Bir derde düşüp de Allah demesin diye. Ama Cenab-ı Hak kendisini bize unutturmuyor. Bizi sevdiği için bu sıkıntıları gönderiyor. Onun kapısından ayrılmamayı öğretiyor. Nasıl ağlayan çocuk bir şey istiyorsa anneden, bir sıkıntısı varsa annenin eteğine yapışır. Biz de Cenab-ı Hakk'ın huzurundan, eşiğinden ayrılmamaya gayret ediyoruz bu sebeple. Bu bakımdan bir de şu var. Her nimet bir külfete bağlı. Bize bu külfeti çektiriyor Cenab-ı Hak. Ondan sonra nimetini, rahmetini gönderiyor. Bunun şuurunda olmak, onu çok daha kolay, rahat atlatmamız için bir motivasyon oluyor. O sıkıntılardan kurtulurken geçirilen süreçler çok sancılı. Ama bunları bilince insan daha sabırlı oluyor, daha olgun oluyor, daha rahat olabiliyor. Hazreti Mevlana bize bu hususları da öğretiyor. Evet, sevgili Çelebi'm, bir de 4 Hintli var, namaz kılıyorlar. Evet, çok hikayeyi aslında biliyoruz değil mi? Ama Hazreti Pir'den meğerse öğrenmişiz bunların çoğunu. Evet, Mesnevi'nin 2. cildinde bu 4 Hintli'nin namazı. 4 Hintli bir mescitte namaza durmuşlar. İbadet ediyorlardı. Bu sırada müezzin içeri girdi. Hintlilerden biri farkında olmadan konuştu. Ey müezzin! Ezanı okudun mu, vakit daha var mı diyerek sordu. İkinci Hintli, sus yahu konuştun, namazın bozuldu dedi. Üçüncü Hintli, ikinci Hintli'ye sen onu kınayacağına kendine bak, kendi derdine yan dedi. Dördüncü Hintli, Allah'a hamdolsun ki ben üçünüz gibi kuyuya düşmedim, konuşup namazımı bozmadım dedi. Böylece farkında olmadan dördünde namazı bozulmuş oldu. Evet. Şimdi burada yine kul arketipinden bahsederken kul arketipinin gölge yanından bahsedeceğiz. Aslında kul teslim olmuş olan, ibadet etmekte olan bir durumda. Fakat gölge yanı, hani bizim limbik sistem dediğimiz o alan var ya, bizi habire dürtükleyen, habire yönlendiren, işte akıl kısmımızı geliştirdiğimizde o bizi bunlara yönlendirirse bile farkındalığımız artacak ve bu tür yanlış hareketleri yapmayacağız, gerçekleştirmeyeceğiz. Ama bunun için kendi içimizde düşünmemiz gerekiyor. Yani cahil arketipi var burada. Cahil derken yine kulun cahil kalan, hani ben ne yaparsam iyi veya bu masumdan farklı bir tip oluyor. Bilgisizliğinin farkında değil. Emekleri boşa gidiyor aslında baktığınızda. Kurtulsa, bu gölge kısmından kurtulsa masum aşık olacak bizim arketipler yönünden. Yani gölge arketipi bizim kötü yönlerimiz. Bizim benliğimizde aşmamız gereken yönler. Buyurun hocam. Evet. Şimdi bu hikayenin Mesnevi'deki başlığı şu.
bir iş için savaşan fakat kendisinin de o hale müptela olduğundan haberi olmayan Hintli. Bir şey yapmaya çalışıyor ama o yapmak istediği şey bütünüyle kendisinde mevcut. Henüz kendisinden haberi yok. Başkasını düzeltmek istiyor. Öyle bir gaflet halinde ki bu işte kendimizi tarif etmek oluyor bu. Ya, bir iş yapmaya başlıyorsak önce kendimizden başlamamız lazım. Bizim üniversitemizin de güzel bir şeyi var, sloganı var. Dünyayı değiştirmek istiyorsan kendini değiştir. Yani hep yıllardır söylenir, her yerin temiz olmasını istiyorsan kapının önünü süpür. Bizde de tam tersi bir eğilim var. Hep gördüğümüz, başkalarının da gördüklerimizi düzeltmeye çabalı gösteriyoruz. Bu yanlış diyor Hazreti Mevlana. Siz kendinizi düzeltin. Ve bu en güzel eğitim yolu oluyor. Yani birilerine bir şey öğretmek kimsenin haddi değil. Biz ancak o güzelliği, o iyiliği temsil etmek mecburiyetindeyiz. Yani kötülük çıkmayacak bizden. İyilikler, güzellikler, biz bunlara aynı olacağız. Bu yüzden de öncelikle kendimizi eğitelim. Böyle devam edecek olursak, herkes kendini eğitecek olursak zaten etrafta kusur da kalmayacak. Eyvallah. Sevgili hocam, iki hikaye daha alalım. Şu gül yağı şişesini deviren papağana geçelim. Evet. Memleketin birinde bir bakkal ve bakkalın da dükkanında daha değerli bir papağanı vardı. Güzel sesli, yeşil, konuşkan bir papağandı. Her an dükkana göz kulak olur, girip çıkanları takip eder, gelen müşterileri ve bütün sevdalıları nükteli konuşmalar yapardı. Zümrüt yeşili güzel sesli papağan sadece insanlara karşı konuşkan değildi. Hem cinsleri olan papağanlara mahsus ötüş de pek hünerliydi. Sırf bu sebeple dükkana alışverişe gelenlerin sayısı az değildi. Yörüğün sürüsünü çekip çeviren Karabaş gibi, bakkalın dükkanını çekip çeviren ve servetine servet katan papağan bir gün nedense sıçrayıp patırdadı ve dükkanın bir tarafından diğer tarafına kaçtı. Kaçarken masa üstünde ve raflarda bulunan gül yağı şişelerini döktü. Bakkalın elbiseleri, yerler, masanın üzerindeki her şey gül yağı oldu. Hiçbir şeyden haberi olmayan efendisi evden geldi. Tam bir sahip edasıyla ve huzurla yerine oturdu. Bir müddet sonra burnuna gül yağı kokusu gelmeye başladı. Masa üstünde ve yerlerde gözüne çarpan hafif ıslaklığa dikkatle baktı. Gül yağı olduğunu anladı. Etraf yağla doluydu. Elbisesi de yağlar içindeydi. Dükkandaki bu tahribatı yapanın, büyük zarar ve ziyana sebep olanın papağan olduğunu anladı. Dükkanın bir köşesinde hiçbir şey olmamış gibi öylesine duran papağana karşı büyük bir öfke duydu. O öfkeyle eline geçirdiği bir cismi papağanın başına vurdu. Bu vuruşta kafa derisi soyulan papağanın başı kel oldu. Papağan hem canının yanmasından hem kahrından birkaç gün hiç sesini çıkarmadı. Bakkal ise pişmanlıktan yüreği yanmış halde bir yandan ölmeyişine seviniyor, bir yandan da derin derin ahlar çekiyordu. Sakalını yoluyor ve diyordu ki, yazık, yazık. Nimet güneşim buluta girdi. O güzel sözlünün başına vurduğumda keşke elim kırılsaydı. Böyle söylenip hayıflanarak kuşu konuşmasını elde etmesi için bir şeyler yapmaya başladı.
önüne gelen her yoksula hediyeler verip onları sevindirdi. 3 gün ve geceden sonra dükkanda şaşkın, ağlamaklı ve ümitsizce oturmuştu. Konuşmaya başlaması için bu kuşa her çeşit ilginç şeyler gösteriyordu. Tasın ve leğenin arkası gibi saçsız başında başı çıplak bir cavlaki geçiyordu kapının önünden. Başında bir tek kıl bile bulunmayan dervişi görünce papağan hemen konuşmaya başladı. Çok dertler ve cefalar çekmiş akıllılar gibi dervişe seslendi. Ey kel! Ne sebeple kellerin arasında karıştın? Yoksa sen de şişeden yağ mı döktün? Dedi. Halk papağanın bu karşılaşması dolayısıyla gülüşmeye başladılar. Zira papağan hırkalı dervişi kendi gibi sanmıştı. Evet. Biz birçok değişik şekilde bu hikayeyi yorumlanmıştı, dinlemiştik. Şimdi burada bakkal arketipi aslında bakkalın bir dünya. Ama dünyayı şöyle niteliyor, kendi kurduğumuz dünya. Bakkalın malzemelerini kendimiz alıyoruz, dükkanı biz tanımlıyoruz, fiyatları biz belirliyoruz falan. Dünyanın çok mükemmel gideceğini sanıyoruz. Ve bu arada bir takım aksilikler olduğunda da bunun suçunu başkalarına yükleme gafletinde bulunuyoruz. Bu düzeni bozacak. Halbuki bu bir imtihan olabilir vesaire. Sakin olabilmemiz gerekliliğini, herhangi bir olay vuku bulduğunda sakin olsaydı bakkalın sahibi papağanı hırpalamayacaktı. Bakkalı işleten bakkalın sahibi de tamamen bu dünyanın işleriyle meşgul. Sıradan bir insan. Amacı belli. Günün hani bu bakkal olmayacağız, para kazanmayacağız değil ama genel iştiyakı şey yönünde, para kazanmak, dünya düzenini kendi elleriyle kurduğu düzeni korumak. Akletme meziyetleri ortalama. Yani ben insanları öyle nitelemiyorum çünkü akletme meziyetleri kişi kendi isterse geliştirebileceği, 10 kat, 100 kat geliştirebileceği bir yapıdır. Elindekinin kaybetmenin sonuçlarıyla karşılaşıyor ama orada da pişmanlık fayda etmiyor. Pişmanlık da burada vurgulanan bir sembol, bir öge. Çünkü pişmanlık bir şey olmuş bittikten sonra olur. İşte masallar zaten bize daha önceden olayların nasıl gidebileceği konusunda bilgiler veriyor, donanım kazandırıyor. Burada ayrıca empati üzerinde de şeyimiz var. Ayna burada empati yönünü vurguluyor. Ayna olarak hani karşımızdakini ne kadar algılayabilirsek o kadar empati kuruyoruz demektir. Bu papağanımız da kendisiyle özdeşim kuruyor. Aslında bunu mesela Nevzat Hocam'ın kitabında da acı çekmiş, bir konuda acı çekmiş bir insana kendi acısıyla ilgili masal anlattığımızda o empatiyi yapabilip terapi sağlanabileceği konusunda da bilgi veriyor. Bu kadar hocam. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi hikayede bir cavlaki diye veriliyor o saçsız kel. O dönemde batıni mezhepler çok fazla Anadolu'da. Bunlardan özellikle cavlakilerde çağır darp var. 4 vuruş. Yani saçları tamamen tıraş edilmiş. Sakal ikinci olarak, bıyık üçüncü ve kaşlar da alınıyor. İşte 4 vuruş bu şekilde. Tamamen tüysüz. Şimdi papağan onu o halde görünce sen de mi Gülya şişesini kırdın diyor. Şimdi noksan bilgiyle iş yaptığımız, söz söylediğimiz zaman hata payımız çok oluyor. Yanılıyoruz. Hazreti Mevlana hep tam bilgiden yanadır. Noksan bilgiyle bir şey yapmayın der. Noksan bilgi şimşek ışığı gibidir. Karanlık, fırtınalı, yağmurlu bir gecede şimşek çakar, birkaç saniye ortalık aydınlanır, sonra zifiri karanlık olur. Tam bilgi, kesin bilgi ise güneş
altında yol almak gibidir. Her yer çok açık olarak, net olarak görülür. O yüzden bilginin yarım olanı zararlıdır veya insanı mahcup eder der. Bir diğer hikayeden, bu hikayeden bir sürü son çıkarılabiliyor ve Mesnevi işte bu yüzden peçeli bir güzel gibi birçok katmanı var. Her okuyuşta farklı bir anlam çıkarmanız mümkün oluyor. Hazreti Mevlana'nın bir sufi olarak büyüklüğü yanında muazzam bir sanatkar olduğu da buradan çıkıyor. Bize ne kadar çok yorum yaptırdığı bu eserle de işte sabit ve başarısı bu yönde açık. Bir başka çıkarılabilecek yorum veya sonuç da şu. Normal insanlar peygamberleri, velileri de kendileri gibi sanıyorlar. Biz de yiyip içiyoruz, biz de yatıp uyuyoruz. Onların bizden ne farkı var ki diyorlar. Hazreti Mevlana da diyor ki, acı suyla tatlı suyu yan yana görünce hangisinin acı, hangisinin tatlı olduğunu bilmiyorsun. Ama iki insanı görünce ha bu öyle, bu böyle diye hemen bir kıyas yapamazsın. Görünüşe bakarak hüküm veremezsin. İç halini bilmeden noksan bilgiyle kimse hakkında hüküm veremezsin diyor. Ve özellikle bilgi konusunda bizim kendimizi tamamlamamız için çok önemli bir ikaz var burada. Son hikayeye geçelim mi sevgili Çelebi? Halifeye su götüren bedevi. Eyvallah. Bu da Mesnevi'nin ikinci cildinde. Çöl ortasında fakir bir bedevi çadırda hanımıyla oturuyordu. Onun şeysi de vardı. Onun ebrusu vardı. Ebrusu vardı. Bir gece hanımı, bütün yoksulluğu, cefayı biz çekiyoruz. Herkesin ömrü bollukla geçiyor. Sadece biz fakiriz. Ekmeğimiz yok, katığımız yok. Üzüntü içindeyiz. Testimiz yok, suyumuz yok. Gözyaşı için. Gündüzün elbisemiz güneş, geceleyin döşek ve yorganımız ay ışığı. Açlığımızda dolunayı okkalı bir ekmek sanarak gökyüzüne saldırıyoruz. Bizim halimiz ne olacak böyle? Ne diye dert yandı? Bedevi şöyle cevap verdi. Be kadın, daha ne zamana kadar dünya malını arayıp duracaksın? Şu dünyada ne kadar ömrümüz kaldı? Akıllı kişi artıya eksiye bakmaz. Gençken daha kanaatkar idin. Yaşlandın, hırsın arttı. Altın istiyorsun. Halbuki önceden altın gibiydin sen. Ne oldu sana? Hanımı bunları dinlemiyor, üstelik azlıkça özlüyordu. Devamla, ey namustan gayrı bir şey olmayan adam, artık senin yaldızlı sözlerinden bıktım. Halimize bak ve utan. Bana kanaatten bahsediyorsun. Ne vakte kadar bu çalım? Sen kanaatten ne kadar vakit canını nurlandırdın? Sen bunları geç de yola gel. Kocası cevap verdi. Sen kadın mısın yoksa keder misin? Yokluğumla ben iftihar ederim. Başıma kalkma. Mal, mülk ve para başta külah gibidir. Külaha sığınan keldir. Zengin kulağına kadar, ayıp içine kadar dalan kişidir. Malı vardır da o mal ayıbı örter. Yoksulluk senin anlayacağın şey değildir. Yoksulluğu hor görme. Allah Celle Celaluhu göstermesin. Benim bu dünyaya karşı tamahım yok. Gönlümde kanaatten bir alem var. Ey kadın, kavgayı, darılmayı bırak. Bırakmayacaksan, hiç olmazsa beni bırak. Ben iyiyle, kötüyle kavga edemem. Kavga ile işim yok benim. Savaşlar şöyle dursun, susmazsan, şimdi evimi, barkımı bırakır, alır başımı giderim. Kadın kocasının hiddetini görünce ağlamaya başladı. Güya pişmanlık gösterdi.
Bedevi karısının gözyaşlarına dayanamadı, söylediklerine pişman oldu. Onun bu pişmanlığını sezen kadın kocasını şöyle akıl verdi. Testimizde yağmur suyu var. Malımız, mülkümüz de bundan ibaret. Bu testiyi al, git, padişahlar padişahının huzuruna gir. Armağını sun, dedi. Bizim bundan başka hiçbir malımız, mülkümüz yok. Çölde de bundan iyisi hiç bulunmaz. Padişahımızın hazineleri varsa bunun gibi suyu yoktur. Bu su az bulunur, de. Zavallı kadın Bağdat'ın ortasında şeker gibi bir Dicle nehrinin akıp gitmekte olduğunu ne biz? Testisindeki suyu övüp duruyor. Kocası da bu övgüye katılmış. Kimin böyle bir armağanı olabilir? Gerçekten de bizim bir testi yağmur suyumuz ancak padişahlara layıktır, dedi. Bedevi testisini bir keçeye sardı. Ağzını sıkıca kapattı, sırtını alarak Bağdat yoluna düştü. Testi kırılmasın, hırsızlar çalmasın diye gece gündüz gözü gibi koruyordu. Günler, haftalar geçti, Bağdat'a geldi. Sonra halifenin sarayını buldu, kapıya dayandı. Muhafızlar ne istediğini sordular. Bedevi, ey muhterem kişiler! Ben garip bir bedeviyim. Padişahın lütfunu umarak çöllerden geldim. Bu armağanı o sultana götürün. Padişah'tan murad isteyeni ihtiyaçtan kurtarın. Tatlı lezzetli su çölde yağmur sularından biriken gölden toplanmıştır. Testim bu güzellikle yepyeni ve padişaha layık. Halifenin adamları bu saf, tertemiz yürekli bedeviye önce gülecek oldular. Sonra da onun bu iyi niyetiyle bezenmiş armağanını canla başla kabul ettiler. Bedevi sarayın hemen altında gürül gürül akan Dicle'den habersiz bekliyordu. Bedevinin su testisi halifeye sunulunca halife bundan çok memnun olmuş, bedeviyi huzuruna kabul etmişti. Gönlünü aldı, yeni elbiseler giydirdi. Sonra da adamlarına testiyi altınla doldurun, ona verin. Dönerken de onu gemiyle Dicle yolundan götürün. O çöl yolundan gelmiş, Dicle yolu onun yurduna daha da yakındır. Buradan memleketine dönsün emrini verdi. Bedevi gemiye binip Dicle'yi görünce büsbütün şaşırmıştı. Asıl şaşkınlığı bu kadar suyu bol Dicle Nehri varken halifenin bir testi çöl suyunu kabul etmesiydi. Ve Allah şükredenlerle beraberdir. Evet. Yine burada arketiplerimizden büyücü kadın arketipimiz var. Yine büyücüden kastımız becerikli, mahir, her soruna çözüm üretebilen, zehir gibi bilgileri olan birisi. Fakat yine burada gölge kısmı hakim olduğu için, hevesine uyduğu için, o muydu? Heva ve heveslerine uyduğu için bu aklı, bu pratik zekayı, bu büyücülük yeteneğini şeye kullanmak yerine, hani durumuma nasıl çözüm bulurumu kullanmak yerine enaniyetine kapılarak eşine sitemlerde bulunuyor. Burada yine bilge kral var. Eşi saraya gittiğinde bütün durumdan haberdar olan, farkına varan bir bilge kral var. Kötü bir kral olsaydı, adil bir kral olmasaydı, zalim olsaydı bu adam geldiğinde onu cezalandırır, sen bana bunu mu layık gördün diye isyan ederdi. Bilge krallara her zaman için ihtiyacımız var. Hem yöneticilerimiz, hem birlikte çalıştığımız insanlar, birçok açıdan. Burada yine yol arketipi var. Bizim hikayemizdeki kahramanımız yola çıktığı zaman dünyayı tanıyor. Dünyadaki nelerin olabileceğini görüyor. Yine bakın, yol bize bir hazırlık, bir sunum hazırlıyor.
farkındalığı olan insanlar etraflarını bilirler ve öğrenmeye çalışırlar. Böyle gelişirler. Sanırım bu son hikayemizdi hocam. Evet. Böylelikle şeyleri de bitirmiş oluyoruz. Arketiplerle ilgili. Hocam. Evet. Şimdi hikayede son kısmını özellikle ele alacak olursak, vurucu kısım, yani hiçbir değeri olmayan, sultanın gözünde hiçbir değeri, çünkü gürül gürül akan Dicle'nin yanında çölden getirilmiş bir şey, testinin içinde azıcık kalmış bir su. Ama onu değerli kılan ne? Testiyi altında doldurup gönderiyor. Adamın niyeti. Yani bu kadar büyük bir hediye, bu kadar kıymetli bir hediye bizim sultanımıza yaraşır diyerek çok temiz bir niyetle onu kucağında koruyarak alıp götürüyor. İşte müminin de niyeti amelinden öncedir. Niyetin temiz olması, ilk hikayede de samimiyetten söz etmiştik değil mi? İhlastan söz etmiştik işte. Yine o ilk hikayeye dönmüş oluyoruz. İnsanın öncelikli niyeti halis olmalı, temiz olmalı, samimi olmalı. Ve bunu şunu da bir araya almak mümkün. Hacı Bektaş Veli de aynı hikayeyi anlatıyor. Orada bir farkla su götürmüyor. Eline biraz böyle salatalık tohumları geçmiş. İşte çölde onları dikiyor, ekiyor. Oradan birkaç böyle eğri, büğrü, kuru salatalık çıkıyor. Bu çok değişik, orijinal bir meyvedir. Bunu zamanımızın halifesi mutlaka görmelidir diye alıp götürüyor halifeye. Orada da öyleydi. Ve şey olarak da, hikayenin anlamı olarak da şunu verir. İşte bizler de kullar olarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna giderken amellerimizi, ibadetlerimizi götürüyoruz. Yani uyuklayarak kıldığımız namazlar, acaba şey kaçıncı farzdayım, Ettehiyyatı'yı okudum mu falan, böyle bizim gaflet içerisinde yaptığımız ibadetler. Ama kul olduğumuzun şuurunu hiç unutmadan gidip Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durmayı ihmal etmediğimiz. Yani niyetin sağlam, güzel ama amelin kusurlu, eksik olduğu ibadetlerimiz var. İşte Cenab-ı Hak, o Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Hak lütfuyla, merhametiyle bizim o eksiklerimizi tamamlayacak. Bizim o kusurlarımıza bakmayacak inşallah. Buradaki halife de ne yapıyor? O değersiz bir sudur diye kızmıyor, atmıyor, kırmıyor o testiyi. Tam tersine altınla doldurup gönderiyor. Üç aylara da girdik. İşte bu aylar lütfun, mağfiretin, affın yoğun olduğu aylar. Allah inşallah hepimizi Cenab-ı Hakk'ın lütfundan, rahmetinden hissedar eylesin. Sizin söyleyecek sözleriniz varsa kapatalım. Eyvallah. Bu hikayelerden yine Hazreti Pir'in bir gazelinde diyor ki, kendi kendimizde birbirimizle ne diye çekişip duruyoruz. Çok, beni çok etkileyen bir söz. Önce kendi kendimize çekişmekten vazgeçmeliyiz. Kendimizi bilmeliyiz, değil mi? Kendini bilen Rabbini bilir. Bunun için aslında çok basit bir şey öneriyorum gençlere. Diyorum ki elinize bir defter alın, tek bir soru yazın. Allah bana ne gibi hediyeler verdi? Bunu yazdığınız zaman en baştan, yani siz kimin çocuğusunuz, anneniz, babanız, soyunuz, sopunuz, kaçıncı çocuksunuz, cinsiyetiniz, saçınızın rengi, gözünüzün rengi, hepsi size özel verilmiş hediyeler. Ve birden fark edeceksiniz ki Allah her an bize hediye veriyor. Her an veriyor o hediyeyi. Onun için bir defter daha alın, bugün ne verdi diye yazın da vakti kaybetmeyin diyorum. Ve biraz önce Sevil Hoca'nın da söylediği gibi, birisine bir hediye götürürken ben neyi beğenirim diye değil, o neyi beğen, değil mi? Sevgiliye bir şey götürürken acaba o neyi beğenir? Bir kalem alacağım ama
O, ben kırmızı kalem severim ama o yeşili sever. Onun için yeşili seçer götürürüm. Onu daha çok memnun etmek için. İşte her amelimizi Rabbimizi daha memnun edecek düşüncesiyle yaptığımızda, her halimize, birbirimizle olan münasebetimizde Rab katında mutlaka, değil mi, artı hanemize yazılıyor bunların hepsi. Bunları düşünerek yaşadığımızda o bize hal olur. Yani ben nasıl ya, her dakika Allah'ımı düşünerek hareket ediyorum. Ya, o böyle başladıktan sonra, bir müddet sonra o zaten sizin haliniz olur. Onun için hiç zor diye bir şey yok hayatta. Rabbim her şeyi kolaylaştırır. Biraz önce söylediğim gibi, evet, kopyayı veriyor. Bütün mesele kopyayı iyi okumak. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sadece şunu söyleyeyim. Hikaye ve masallardaki arketipler duygularla akıl arasında, yani bu metaforlar duygular ve akıl arasında güçlü köprüler kurar. Bundan istifade edelim. Sadece bu kadar. Efendim çok teşekkür ediyoruz hem Esin Çelebi'ye hem de Sevil Ceylek Hanımefendi'ye. Gayet keyifliydi benim açımdan. İnşallah sizler için de öyle olmuştur. Teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür. Soru alacak mısınız hocam? Soru. Ben size tek sorum var eğer izin verirseniz. Efendim. Peki. Ekranda çünkü gördüklerimiz az buçuk tanıdık ama sizin bu yolculuğa girişiniz nasıl oldu hocam? İsmim bu arada Halide İnce Kara. Bu yolculuğa girişiniz hangi yaşınızda başladı? Neyle karşılaştınız da? Bir Arapça eğitiminiz var üniversitede. Daha sonra dil ve edebiyat. Türk dili ve edebiyatı. Evet. Bu yolculuğa girişiniz, başlangıcınız nasıl oldu? Bu arada çok keyifli bir sohbetti. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi böyle şahsi bir soru değil de ben bir dondum kaldım. şu var. Öncelikle okumayı çok seven bir çocuktum. Çocuklukta bu okumayla başladı. Şimdi Esin Çelebi'miz dedi ya, Allah size ne nimetler vermiştir diye. Çevremde bol kitap görebiliyordum. Ailem kitap alabiliyordu. Yani onlar yetmediği zaman İlhak Kütüphanesi'ne gidip kitap alıyordum. Sürekli okuyan bir insandım. Ama Konya'dayım. Bir de toprağımda bu var. Konya'da doğmuşum. Orada büyümüşüm. Birinci yaş günümde annem beni mesela kucağına alıp Hazreti Mevlana'ya götürüyor, türbeye götürüyor. Orada dua ediyor. Yani şimdi Konya'da olup da türbeyi görmeyenler olabiliyor. Ama bizde Konya'daki her çocuk Hazreti Mevlana'nın torunu sayılır. Orada ben doğan, de bu arada Konyalıyım, Konya'da olayım. O zaman biz akrabayız. Konya'da doğan her çocuk Hazreti Mevlana'nın torunudur. Yani yaş günlerimizde oraya götürülerek, yani o bizim artık iliklerimize kadar Hazreti Mevlana'yı sevme ve öğrenme, yani onun eserlerini okuma ihtiyacı iliklerimize işledi. Şanslıyım. Yani Cenab-ı Hakk'ın lütfu diyelim. Gelin olur, gene gelinliğinden türbeye. Evet, bizde yani nikahlardan çıkılıp Hazreti Mevlana'ya türbeye gidilir, dua edilir. Yani bir canımız sıkıldı, moralimiz bozuldu, bir türbeye gideriz. Şöyle bir dua ettiğimiz zaman gayet şen şakrak döneriz. Peki birlikte çalışma süreciniz nasıl başladı? Onu hepimiz yapıyoruz ama ben mesela hanımefendiyi bugün lütuf oldu tanışmak. Ha, şimdi 1985 yılında başladı bizim, değil mi, kaç yıl oluyor? 35 yıl olmuş. Selçuk Üniversitesi'nde o zamanki rektör Halilcin hocaydı. Mevlana kongreleri, sempozyumları tertiplenmeye başladı. Yani bizler Mevlana Hazretleri'yle dolu bir şehirde ama Mevlana hakkında hiçbir ilmi faaliyet yapılmayan, sadece 17 Aralık haftalarında törensel olarak bir takım ihtifaller yapılan bir durumdayken Halilcin'i o
başlangıcından dolayı minnetle anarım. Bu toplantılar yapılmaya başlandı ve bunlar sürekli ulusal ve uluslararası olarak dünyanın dört bir yanından ilim adamları davet edilerek, işte o toplantılarda Çelebi'm, merhum babası, Allah rahmet eylesin, Celaleddin Bakır Çelebi ile birlikte geliyorlardı. Sadece dinleyici pozisyonundaydı. Kendisinin de bahsettikleri gibi ondaki cevheri biraz ben herhalde gördüm. benimki sadece bir teşvikti, bir iki sözdü. Asıl çalışan, halleden, yapan, bu güzellikleri başaran kendisidir aslında. Yani 85'ten itibaren bizim yolculuğumuz. Bana babamın mirası Emine Hocam. Onlar beraber çalıştılar öncelikle. Babam Hakk'a yürüyünce de babanızı anlatın dedi. Ve işte ne güzel aynı kısmetlerden geliyor. Evet. 40'a az kalmış inşallah. Maşallah. Efendim, buyurun, sayın hocalarım, ben Esma Civcir, ben de Konyalıyım sanat alanında. Şevzevrizi Park'ın orada 19 Mayıs İlkokulu, Kız Ortaokulu ve Atatürk Lisesi mezunu olarak sanat hayatına yönlenmem de bir şekilde tesadüf değil. Sizlerin söylediği gibi her gelen konuk Mevlana Müzesi'ne ve kabrine gezdirilir. Bütün şeyler orada gerçekleşirdi. Bizim gibi insanlar, bizim gençliğimize tabii ki Konyalı olmak çok özel bir nimet değildi. Dediğinize sonsuz katılıyorum. Sayın Ayşenur Kurtoğlu hocamızla da çok enteresan bir ziyaretimiz oldu. Konya'da kadınlarımızla bir buluşmamızda projelerimiz gereği Konya Ereğli dönüşünde bir Konya evinde konuk edildik akrabalarda. O arada tekrar müzemizi ziyaret ettik. Ziyaretimizde bulunduk. Fakat çok üzgündüm. Aynı zamanda Şems Tebrizi Hazretleri'nin parkı da ve mezarı da aynı şekilde. Benim çocukluğumdaki ve yaşadıklarımız, gördüklerimiz çok üzünlendirdi bizi. Tekrar hep gidiyoruz ama artı sizlerden tabii hanımefendiyle de görüştük. Ayşenur Hocam vasıtasıyla tekrar ziyaret edecektik ama bu çok iyi bir vesile oldu. Ben kendim de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda daire başkanlığı yaptım. Şimdi ayrıldım. Özel projelerde çalışıyorum. Daha önce de Akdeniz Üniversitesi'ndeydim. Şu an bulunan durum, törenlerin durumu bizi çok üzüyor. Öz ve biçim ilişkisi diye bir şey var sanatta ve Hazreti Mevlana da bu konuda ne kadar çok şey söylemiştir değil mi? Ve şu an yaşadığımız şekil hiç hoş değil. Hiçbir ne mekansal olarak ne de efendim sunum görsel algı olarak tamamen bir gece kulübü havasına, bunu net söylüyorum, görsel çatışmalarını da koydum ortaya. Hanımefendiyle de görüşeceğim ayrıca. Bunların derhal estetik olarak müdahale edilmesi, Mevlana UNESCO anma yıllarındaki Mevlevilerin otogarlardan tutunuz da yemekli restoranlara kadar Mevlevi dönmesi otellerde, bütün bunların bence bugün bir ödev edinilmeli. Bu yaptığınız çalışma çok önemli. Çok önemli buluyorum. Bu işe her işte olduğu gibi bir kadınların el atması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bu konuda görüşlerinizi de sormak istiyorum. Şu anki törenlerin durumu konusunda. Teşekkür ederim. Ben vereyim mi? Buyurun isterseniz. Ya da ben... şimdi bu bizim günümüz, bugün yapılan panelle ilgili bir soru değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Uluslararası Mevlana Vakfı olarak Esin Çelebi'lerin bu konularda gerçekten çok önemli çalışmaları oluyor ama bunlar gündeme gelmiyor. Yani bunlar reklam edilmediği için. Mesela UNESCO yılı ilan edildi. Herkes ilan edildi dedi. Onun arkasında Esin Çelebi var. Bunu ilk düşünen, fikreden de odur zaten. O törenlerle ilgili konular var hassasiyet alanında ve SEMA'ın milli manevi miras, değil mi? Kültür evet. Mirası olarak kabul edilmesi ve ulu orta her yerde yapılmaması konusunda bu konuyu da UNESCO'ya götüren kendileri oldu. Ama oradan bir takım şartlar var değil mi? O konuyu siz açın isterseniz. Eyvallah. Buyurun. Efendim,
Keşke Kültür Bakanlığı'nda çalışırken birlikte olabilseydik. O zaman çok daha güzel şeylere vesile olurduk. Biz vakıf olarak Sema ve Mevlevi müziğinin korunma altına alınması projesini hazırladık. 2005'te bu projemiz UNESCO'ya sunuldu. UNESCO birçok ülkeden böyle sözel kültür miraslarını toplamıştı. Onları araştırıyordu. Bizim projemizle ilgili çok soru geldi. Bunları cevaplamaya gayret ettik. En son bir soru vardı ki, diyor ki siz memleketinizde bunu yasak etmişsiniz, nasıl koruyacaksınız? Biz bunun üzerine Kültür Bakanlığı'na dedi ki bu sorunun cevabı, muhatabı sizsiniz, cevabı da siz vermelisiniz. O zaman Kültür Bakanlığı dedi ki biz kanunlarımıza ilaveler yapıp bu kültür mirasımızı koruyacağız. O günden bugüne ve bizim projemiz insanlığın sözel kültür mirası başyapıtı seçildi. Bu çok önemli bir şey. O günden bugüne gelen her kültür bakanına, ne yazık ki onlar çok değişiyorlar. Çok değişiyorlar. Evet. Her birine biz gittikçe büyüyen, hatta şimdi artık bu kalınlıkta iki tane dosyamız var. Her seferinde bunları götürüyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bakın böyle yanlışlar yapılıyor. Ve siz UNESCO'ya gittiniz. Çünkü malum UNESCO'ya verilen projeleri sivil toplum örgütleri hazırlar. Bakanlıklarına verir. Onlar kabul ederse UNESCO'ya gönderirler. Ve koruyacağına dair Kültür Bakanlığı gitti, imza attı UNESCO'da. Biz her seferinde söylüyoruz, bakın durum budur. Bize de gelen yazı, proje sizindir, Kültür Bakanlığı'nı denetleyin diye geldi. Bizim örfümüzde, adetimizde veya yani biliyorsunuz gidip de bir bakanlığı nasıl denetleyebilir ki bir vakıf? Ancak beraber hizmet edelim diye hiç bıkmadan, usanmadan 2005'te verdik, 2006'da kabul edildi. 2007'de de Hazreti Mevlana 800 yaşında projemiz, hocamın da söylediği gibi bir şey yapmalıydık. O arada bir hesap edin çünkü Şebbarus'a olmadı. Doğum günü aklıma geldi. Seneye 800 yaşında olacak Hazreti Pir. Bu projeyi sunduk. Ve Kültür Bakanlığımız UNESCO'ya, bu da kabul edildi. Bütün dünyada ilan edildi, birçok yerde etkinlikler yapıldı. Ama bizim hazırlamış olduğumuz bir proje vardı, bir tabirimi hoş görün, paket program. Bunun da bütün dünyaya gitmeliydik. Öyle sadece git, hiçbir şey anlatmadan dön gel. Olmaz böyle bir şey. Mutlaka anlatmalıydı. Kimdir, nedir? Bu dönen insanlar niye dönüyor? Her birinin bir manası var. Her kılığın, kıyafetin, o meydan-ı şerifin bir manası var. Bunsuz yaptılar. Ve söylediğim gibi biz her birine gidiyoruz, anlatıyoruz. Bugüne kadar 3 tane genelge ancak şey yaptılar. İlan ettiler bakanlıklar ve bunu da yapmayın ha diye böyle bir yani ifadenin benim anladığım halkçası bu. Yapmayın ha. Peki yaparsam ne olur? Yok öyle bir şey. Ne yazık hepinizi üzdüğünden çok daha fazla bizleri üzmekte tahmin edersiniz. Böyle neler var? Kaykaynan dükkan önünde dönen adamlar var. O kıyafette, semazen demiyorum ben onlara. Ayağında kaykaynan dönüyor. Ondan sonra elinde o ışıldaklar, eteğine ışıldaklar koymuş var ya bir şey. Öyle düğünlerde işte diyor ki biz dini bir düğün yaptık. Ya dini o zaman yani
anlayacağınızı tahmin ederek konuşuyorum. Namaz kılınır mı? Dini düğün diye sahneye çıkıp namaz kılınmaz. Bu da bir manevi ritüel. Estağfurullah, namaz demiyorum tabii ki. O hepimizin görevi. Ama bir manevi, bir zikir şekli. Semazen semaine çıkarken abdestidir, vakit namazını kılmıştır. O şekilde çıkar ve her çark atışında Allah lafzını söyleyerek döner. Her şey bir ayin-i şerif tam bir nefis terbiyesini anlatır. Hocam ben daha fazla konuşmayayım. Bana dokunuyorsunuz. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Yani özet, bizim elimizde hiçbir şey yok. 1925 Tekke Zaviye Kanunu'yla devlete emanet edilmiş bir kültür mirasıdır. Biz ancak yapabildiğimiz kadarıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Ve hamdolsun bugüne 24. senemiz, babam Hakk'a yürümeden bu vakfı kurmuştu. Biz de devam ettirmeye gayret ediyoruz. Bütün dünya bizi biliyor vakıf olarak. Cape Town'dan arıyor, e-mail yazıyor. Biz daha çok şey öğrenmek istiyoruz, gelmek istiyoruz ya da gelebilir misiniz? Ben deriz Hawaii'de bile workshop yaptım. Düşünebiliyor musunuz? Başka şehirler, adalardan uçakla geldi insanlar. Hindistan'da, yani Endonezya'da, Avustralya'da. Oralardan davet alıyoruz, gidip anlatmaya çalışıyoruz. Ayin-i Şerif'den veya sadece konuşmak. Allah sağlık, afiyet versin inşallah. Bunlara hep devam. Evet. Çözüm odaklı kadın buluşmalarının ilkini bugün gerçekleştirmiş olduk. Profesör Doktor Emine Yenitazi hocamızın moderatörlüğünde Esin Çelebi Bayru hanımefendi ve Sevil Civelek hanımefendinin güzel paylaşımlarıyla noktalamış olduk. Şimdi takdimimiz olacak efendim. Müsaadenize takdimleri gerçekleştirmek istiyoruz. Esin Çelebi Bayru hanımefendiye rektör danışmanımız Halide İncekara hocamız takdimde bulunacak. Bu anı fotoğraflıyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim, diğer panelistimiz nörobilim araştırmacısı Sevil Civelek hanımefendiye takdimi doktor öğretim üyemiz Ayşenur Kurtoğlu hanımefendiler takdim edecekler. Yine Nevzat hocamızın kitaplarının içinde bulunduğu bir... Ayşenur hocamız şimdi takdimlerinde bulunuyor efendim. Sevil Civelek hanımefendiye. Özgün araştırma sonuçlarını burada bizimle paylaştı hocamız. Siz katılımcılara da çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerle olduğunuz için sağ olun, var olun.